Tamam başkanım hadi ya ne yapacaksak yapalım. 2-3 kişi geldi burada bekleşiyor insanlar. Tabii hocam, hemen izninizle ben de bekliyordum. Başlayayım bu durumda. Bir giriş yapmak istiyorum sizin de müsaadenizle. Aynen. Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar, Boğaziçi'ne yapılan kayyum ataması ve devamında gelen hukuksuzluklara karşı tepkimizi bir yandan da iktisat bilimine hizmet etmek arzusuyla bir grup öğrenci olarak Özgür İktisat ekibini kurmuştuk. Biz Özgür İktisat Açık Dersleri ve Halkın Ekonomisi Dersleri olarak iki başlıkta açık derslerimizi sürdürüyoruz. Bu akşam da değerli Refet hocamızla bu dersi, Halkın Ekonomisi derslerinin altıncı sınıfını gerçekleştiriyor olacağız. Çok kısa bir şekilde Boğaziçi'nde neler oldu, biz neden bugün buradayız, neden haftalardır bu etkinlikleri yapıyoruz diye bahsetmek istiyorum. Yılbaşında okulumuza kayyum rektör ataması yapıldı. Ardından direnişimiz başladı ve bugün 95. gününde. Bu atama karşısında üniversitemizin değerlerini korumak amacıyla bir direnişle karşılaştılar. 5 Şubat'ta bunun üzerine bir de kayyum fakülteler açıldı okulumuza. Bugün bütün bu protestolarımız süresince 700'e yakın arkadaşımız gözaltına alındı. Onlarca arkadaşımız tutukluluk talebiyle mahkemelerce yargılandı. 13 arkadaşımız haftalarca cezaevinde tutuldu. Baskı ve işkenceye maruz bırakılan arkadaşlarımız göz korkutmak için yapılanların ardından serbest bırakıldılar. Öte yandan geçen hafta okulumuzdaki Cinsel Taciz Önleme Kurulu koordinatörünün 1 Nisan itibariyle ücretsiz izne çıkarıldığını öğrendik. Bu da bizim için çok kıymetli olan, bizim kendimizi güvende hissetmemizi sağlayan bir kuruluş olan CİTÖK çalışmaları artık fiilen durdurulmuş olduğunu gösteriyor. Bir diğer olay ise bugün kampüsümüzde gökkuşağı renklerine boyadığımız merdivenlerin ve Güzel Sanatlar Kulübü'ne ait bir tablonun üstünün güvenlik görevlilerince boyandığını, sansüre uğratıldığını gördük. Biz başından beri taleplerimizi belirtiyorduk. Bugün tekrardan belirtmek istiyorum. Öncelikle üniversitelerdeki kayyum rektör atamalarının son bulmasını ve demokratik değerler bütünlüğünde seçimlerin yapılmasını, kampüsümüz ve çevresindeki polis mevcudiyetinin derhal son bulmasını da talep ediyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Çok kısa bu kaotik konuşmadan sonra Refet hocamızdan bahsedip kendi sözü de uzatmadan kendisine bırakmak istiyorum. Refet Gürkaynak doktorasını iktisat üzerine Princeton Üniversitesi'nde Ben Bernanke'nin danışmanlığında yaptı. 2001 ve 2005 yılları arasında Federal Reserve Board'da iktisatçı olarak çalışmış olduğunu biliyoruz. Daha sonrasında lisans diplomasını aldığı Bilkent Üniversitesi'nde 2005 yılında dönerek öğretim üyeliğine başlamış. 2006 yılından beri Center for Economic Policy Research'te çalışmalarına devam ediyor. Bugün kendisi bize ekonomiyi ölçmek, büyüme, tüketim sepeti, enflasyon, işsizlik ve halkı ilgilendiren her şey üzerine bir ders veriyor olacak. Dediğim gibi çok uzatmadan size bırakmak istiyorum. Bizimle bu dersi yapıyor olduğunuz için çok teşekkür ederiz hocam. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Davetiniz için ben çok teşekkür ederim. Bu şekilde örgütlendiğiniz için çok teşekkür ederim. Bunlar özellikle bugün memleketimizde çok kıymetli şeyler. Vazgeçmemek, bırakmamak ve sadece Boğaziçi'ne sahip çıkan Boğaziçi öğrencilerine değil, üniversitesine sahip çıkan bütün üniversite öğrencilerine selamlarımı, sevgilerimi, dayanışma duygularımı yolluyorum. İktisat dersi yapacağız. Benim verdiğim iki tane iktisat dersi var. Bir tanesi makro iktisada giriş, bir tanesi de makro iktisattan çıkış diyeyim. Doktora düzeyinde parasal iktisat dersi. Bunların ilkinin üzerine bir şey anlatmak istiyorum. Yani benim aklımda de şunu söyleyeyim. Ben Türkiye'ye dönerken hani işte bir taraftan lisans üstü ders vereceğim, bir taraftan lisans dersi vereceğim. Ve aklımda şu, yani lisans üstü ders vermekten zevk alırım. İşte tez yönetmek, danışmanlık yapmak zevkli olur. Kendi araştırma konularımda hakikaten yeni makaleleri anlattığım ders vermek zevkli olur. İşte lisans dersi de yani birilerine onları da vermesi gerekiyor. İşte maaşımızı hak etmek lazım. Gider onları da anlatırız diye geldim. Ondan sonra ilk geldiğim dönem bana bu dersleri vermiş olan, o zaman da döndüğüm zaman bölüm başkanı olan Fatma Hocam, iktisada giriş dersini dayadı buna ders olarak. Ve böyle 2 haftada benden bir erken cumhuriyet dönemi münevver öğretmeni fışkırdı. Öğrenin evladım bunları nasıl öğrenmiyorsunuz, nasıl yaşayacaksınız memlekette, siz bunları bileceksiniz gibi bir şey olacak insanına dönüştüm. 15 senedir de değişmedi o. Hakikaten gittikçe daha da kuvvetli temel iktisat eğitiminin temel vatandaşlık eğitimi olduğunu düşünüyorum. Bunun içinde bir takım çok hani başka herhangi bir şey konuşmak için doğru düzgün bilmek gereken kavramlar var.
Yani bu Türkiye'ye has değil ama Türkiye'de özellikle kötü bir şekilde insanlar genellikle bu kavramların ne olduğunu bilmiyorlar. Bildiklerini zannederek bir şeyler dinliyorlar ve konuşuyorlar. Ve çok aklı karışmış şekillerde abuk sabuk şeyler söylüyor ondan sonra. Hani temel iktisat eğitiminin temel amacı bunun olmasını engellemek. Burada da yıllar sonra ne diyeyim, doğru düzgün artiküle edebildiğim şu hususu dile getirmek istiyorum. Bizim iktisat diye gördüğümüz, düşündüğümüz şeyin içinde aslında iki kısım var. Bir tanesi gerçekten iktisat. Yani insan davranışı. Şöyle şöyle yaparsak, insanlar böyle böyle yaparlar, sonucu bu olur. Şöyle bir çerçeve oluşturursak, bunun içinde insanlar böyle davranırlar. Böyle bir politika uygularsak, sonucu bu olur vesaire. Yani mesela şöyle bir şey. Öğrencilere size bu sene sınav yapmayacağız dersek eğer, hiçbiri ödevleri yapmaz, dersine çalışmaz. Tamam. Şimdi böyle olabilir. Olmayabilir mi? Yapmayacağız sınavını. Tamam ya. Öğreneceğiz dediyseniz eyvallah. Öğrendiğinizi varsayacağız desek. Acaba hani birileri de çıkıp tamam ya bak şimdi sınav için çalışmak zulü benim için ama sadece öğreniyor olmak için çalışıyor olduğum artık aşikar. Onun için ben buna çalışacağım diyebilir mi? Yani yapmaz diye düşünebiliriz. Tamam. Ama olabilir. Yani bunu tartışabiliriz gerçekten. Hani vergi denetimi yapmayacağız desek herkes fellik fellik vergi kaçırır. Belki de kaçırmaz. Bunu tartışabiliriz. Yani şimdi bunlar hakikaten tartışmaya açık olan bir takım iktisat şeyleri. Başka bir takım şeyler aslında iktisat falan değil. Bildiğin fizik, tanım. Onun üzerine tartışamıyoruz. Tanımı beğendim beğenmedim konuşuruz ayrı. Ama bu budur. Hani şunların toplamı buna tanımı gereği eşit dediğin şeyde yok yok öyle olmayabilir'e yer yok aslında. Konuştuğumuz şeylerin hangisinin tanım, hangisinin muhasebe, fizik, hangisinin iktisat olduğunu ayırmak çok önemli. Yani mesela işsizlik tanımı üzerinden mi kavga gidiyor? Anlamak mümkün değil. Tanım abi o. Yani tanımın nesiyle didişiyorsun? Bunu düşünmek çok zor bir şey gerçekten. Ha? Şunu diyebilirsin. Ya ben geniş işsizlik diye başka bir şey tanımlamak istiyorum. Benim istediğim şeyi bu ölçmüyor. Tamam. Bu anlaşılır. Ama işsizlik bu değil. Ya tanımı var onun. İşsizlik o işte. Şimdi bugün bunun tanımı yahu dediğim şeylerden bahsetmek istiyorum. İktisada giriş dersinin, makro iktisada giriş dersinin başı bunlar. Burada 4 tane önemli ölçüm zabazingosu var. Bunların hepsini birden doğru düzgün yapmak mümkün değil. Dolayısıyla şöyle bir tercihte bulunur. Ama öyle yapma diye derseniz eğer başka bir şey hani hemen düşünürüz. Bu 4 şey şunlar. Milli geliri nasıl ölçüyoruz? Ne bu? Yani bu büyüme tarafı. Enflasyonu nasıl ölçüyoruz? Hani işte enflasyon düştüğü zaman böyle kamera uzatılan teyzeler bir neden hep teyzeleri yakalarlar. Onlar da hep evladım enflasyon düşüyor diyorlar ama pazar filesi daha ucuza dolmuyor der. Ve iktisat öğrenmiş insana saç baş yoldurtur. Tamam. Bir tanesi bu. Hani enflasyon ne? Düştüğü zaman ne azalıyor? Bunu anlamak. Bir tanesi emek işleri, iş gücü, nüfus ne yapıyor? İşsiz kime denir? Herkes ya işli ya işsiz olmak zorunda mı? Başka bir şey olamıyor muyuz biz soruları? Tamam. Bir tanesi de ödemeler dengesi. İşte cari açık, portföy akımları, Merkez Bankası rezervi vesaire. Bunların ilk üçünden bahsetmek istiyorum. Ödemeler dengesi daha biraz kıllı bir iş. Ölçmesi içindeki başlıkları vesaire biraz daha zor. Dolayısıyla bunu sallayacağım. Büyüme bahsinden sadece bahsedeceğim. Fakat enflasyon ve şeyde TÜİK'in web sayfasını açıp göstermek istiyorum. Yani bak buna bakıyoruz diye hakikaten göstermek istiyorum. Ama gene doğru düzgün bir dersin böyle olması lazım. Ya bunu zaten biliyoruz. Geç bunu derseniz eğer onu sallar başka bir şeyler konuşmaya başlarız. Bu ders, bu anlattığım şey size benim bundan 2 ay evvel Bilkent'teki iktisada giriş öğrencilerine anlattığım şeyler aslında. Yani gerçekten anlattığım ders. İki tane farkı var. Bir tanesi Türkçe anlatıyorum. Bir tanesi de hani soru sorana cevap vermezsiniz falan laf etmem. Öğrenciler pis laf işliyorlar benden. 3 tane varmış. Kameralarınızı kapattığınız için de bir şey demiyorum. Yoksa şimdi şutlamaya başlamıştım siz oradan. Peki. Şimdi büyüme milli gelir. Tamam. Milli gelir dediğimiz şey memleketteki üretimi ölçüyor. Bu cümle aslında çok acayip önemli bir cümle ve ne kadar önemli olduğunu insanlar genelde anlamıyorlar. Şöyle bir şey istiyoruz. Ya Türkiye dediğimiz topraklarda Türkler değil, tamam, Türkiye'de yaşayan insanlar falan değil. Bayağı coğrafi bir tanım bu. Tamam. Şu sınırların dahilinde biz ne ürettik? Tamam. Toplam ne kadar ürettik?
Bunun yarattığı hemen sorun şu. Memleketimizde biliyorsunuz elma üretiyoruz. Armut da üretiyoruz. Ve ilkokuldan beri kafamıza vura vura bize diyorlar ki elmalarla armutları toplayamazsın. Halbuki biz toplam üretimi ölçmek istiyoruz. Ne halt edeceğiz sorusu hemen çıkıyor karşımıza. Memnun olacağınız bir bilgi vereyim size. O ilkokuldan beri kafanıza vurularak söylenen şey doğru. Gerçekten elmalarla armutları toplayamıyoruz. Dolayısıyla da hani bu şey çıkmayacak. Yani o öyle pek değildir aslında. İktisatçı olunca çok akıllı olunuyor. Hop diye onları topluyoruz falan. Bu değil. Tamam. Birimlerin aynı olması lazım. Ve burada mallar var, hizmetler var. Yani mesela şu anda bunu bila ücret ürettiğimiz için pek bir yere girmiyor ama diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün bir katma değeri olmasa bile hocaların bir katma değeri var. Orada bir şey üretiliyor. O üretilen şey bir hizmet. Tamam. Öte yandan köfteci de bir şey üretiyor. O da bir mal. Bayağı köfte. Tamam. Bir tanesi ele geliyor, bir tanesi gelmiyor. Ama ikisi de üretilen şeyler. Ve ben iktisat dersleriyle köfteleri toplamak istiyorum. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bunu yapmanın yolu nihayetinde valla bunları eğer sen oldukları gibi toplayamıyorsan ki haliyle toplayamıyorsun, toplayabileceğin birimlere dönüştüre geliyor. Tamam. Ne yapacağız? Valla elmalarla armutları toplayamıyoruz ama toplam kaç liralık elma ürettik? Toplam kaç liralık armut ürettik? Buna bakıp armut değeriyle, fiyatla çarpılmış miktarla elma değerini toplayabiliyoruz. Tamam. Toplam üretim, gayri safi yurt içi hasıla denilen zamazingo aslında bu toplamın yapılmış hali. Şimdi bu gayri safi yurt içi hasılanın yaşınız yetiyorsa sorularınızı istediğiniz gibi yağdırabilirsiniz. Bunun sonunda bir soru cevap vakti olacak. Dolayısıyla baştan sorularınızı hani mutlaka göreceğim ama cevap vermezsem alınmayınız. Sonunda da vakit kalmadığı için cevap vermezsem gene alınmayınız. Bir saat vaktimiz var, elimizden geleni yapacağız. Buradaki iş şu. Yaşı yetenler gayri safi milli hasıla diye bir şey de vardı. Bir hatırlarlar. Ne oldu şimdi bunun hani işte millisinden yerlisine mi geçecek falan? Öyle değil o. O bir ölçüm farklılığı. Farklı kavramlar bunlar. Gayri safi yurt içi hasıla daha işe yarar bir kavram aslında. Bunların her ikisi de fikir olarak epey geriye gitmekle beraber doğru düzgün ölçüm olarak 2. Dünya Savaşı'na gidiyorlar. Yani iş şuna geliyor. Ya biz bir şeyler üretiyoruz ve acayip bir savaş için kaynağa ihtiyacımız var. En az ne kadar tüketime ayırabiliriz ki geri kalan her şeyi savaş için kullanabilelim. Tamam. Bu soru bir tüketim ölçmeye gerektiriyor, iki toplam üretim ölçmeye gerektiriyor. Ve Kuznets'le başlayan büyük bir iktisatçı grubu haldır haldır bunu çalışıyorlar. War Planning Office olarak. Sanırım bunu doğru söyledim. Nihayetinde Kuznets de bundan bir Nobel ödülü alıyor. Çok hak ederek alıyor. Bu bir taraftan sektörler arası dengesizlikleri çalışmak için de önemli bir kavram. Ama epey geriye giden bir şey. Ve ölçtüğümüz şey de şu, bakıyoruz diyoruz ki bunu epey detaylı bir şekilde yapmanın mümkün olduğunu düşünebilirsiniz. Değil mi? İşte domatesin kilosu bu kadar, şu kadar kiloda domates üretmişiz. Tamam, domatesin katkısı bu, bu kadarlık domates ürettik. Domates salçasının kilosu bu kadar, bu kadar kiloda salça üretmişiz. Onu da koyduk buraya. İşte domates çorbası tozunun, onu da koyduk buraya. Bunların hepsini toplayabiliyorum artık. Tamam. Topladığım zaman bulduğum zımbırtı gayri safi yurt içi hasıla. Yurt içi neden? Çünkü demin söyledim işte bir sınır var. Bunun içindeki üretim yurt içi. Tamam. Gayri safisi ne bunun? Üretim yapılırken bir şeyleri de kaybediyoruz. Tamam. Burada öyle genel bir şeyler değil. Gayet spesifik bir şey var aslında akılda. Üretim yapmak için emek ve sermaye kullanıyoruz. Ve sermaye kullandıkça aşınıyor. O aşınmayı çıkartmadık yaptığımız hesaptan. Dolayısıyla da brüt bir hesap buluyoruz. Gayri safi demek brüt demek zaten. Tamam. Şimdi buna ilişkin konuşmak gereken üç tane şey var. Bir tanesi toplam üretimi hesaplıyorum. Ondan sonra milli gelir diyorum. Ben hokkabazlık mı ediyorum? Gelirle üretim nasıl oldu da aynı cümle içinde birini hesapladım öbürünü buldum diyebildiğim şeyler haline geldiler. Bence makro iktisada giriş dersinde insanlar bir şey öğreneceklerse bu şeyi öğrenmeleri lazım. Üretimle gelir aynı şeydir. O şu. Milli geliri dört şekilde ölçebiliyoruz. Üçünü gerçekten yapıyoruz da yalap şaptı olsa dördüncüsünü beceremiyoruz ama kavramsal olarak bunlar aynı şeyler. Aynı şey şu demek, tanımı gereği bunlar aynı olmak zorundalar. Yani bu bir iktisat bağıntısı değil, bir fizik bağıntısı. Bir tanesi üretim yöntemiyle milli gelir. Türkiye'de standart bu. Bizim esas milli gelir diyorsunuz şey bu. Ve epey alengirli bir iş. Milli gelir çeyreklerle ölçülüyor. Yani yılda dört defa görüyoruz bunu. Bir de yılın toplamını görüyoruz. Ve aslında şunu biliyoruz.
gün gün bir milli gelir çıkıyor ortaya. Yani 8 Nisan Perşembe gününün toplam üretimi diye bir şey var. Ama bunu hesaplamak o kadar zor bir şey ki oralara pek girmiyoruz. Tamam. Niye böyle? Çünkü Teslime Hanımcığım, sizi bir defa daha kınıyorum. Hocam çok özür dilerim galiba biz. Hayır tamam tatlandım. Bunları anlatma diyorsanız anlatmayayım ama çat diye mikrofon kapatmak bence yani. Estağfurullah hocam. Fatih Bargesif'in ayrı bir boyutu. Yok şimdi, hocam estağfurullah. Lütfen çok özür dileriz tekrardan. Şimdi buradaki önemli olan şey şu. Mesela bugün memleketimizde işte hani cesur bir takım insanlar gittiler. Saçlarını kestirdiler. Tamam. Ama kaç kişinin saçı kesildi bilmiyoruz. Bilebilir miyiz? Yani belki bilebiliriz ama o kadar maliyetli bir şey ki bunları her gün öğrenmeye çalışmak muhtemelen değmez. Şimdi Türkiye'de biz bunu şehirlik yapıyoruz, aylık yapmaya da çalışıyoruz. Aylık yapan da pek bir ülke yok. Standardı bunun şehirlik yapmak. Şehirlik yapmayı beceremeyip yıllık yapanı da var çeşitli ülkelerde. Niye öyle? Çünkü mesela işte uydu fotoğrafıyla ne kadar buğday üretmişizin fotoğrafını çekiyorsun. Ama o buğdayın hepsi birden hesaba girmeyecek. Çünkü bir kısmını sen un olarak görüyorsun zaten. Onu ayrıca orada hesaplamamalısın. Unun hepsi de girmeyecek. Bir kısmını ekmek olarak da görüyorsun. Ekmek olarak gördüğünü ayrıca un diye de görmemelisin falan. Kolay değil yani. Hani epey bir iş var orada. Tamam. Ama biri üretim yöntemiyle bu anlaması en kolay olan. Ne üretmişiz? Aha un üretmişiz. Tamam. Değeri ne? Bu kadar. Tamam. Yani yaptığın iş nihayetinde miktarı bul. Fiyatıyla çarp. Miktarı bul fiyatıyla çarp. Topla milli gelir. Oldu. Tamam. Yalnız niye oldu belli değil. Çünkü toplam üretim oldu. Niye milli gelir oldu? Tamam. Bunun ikinci şey ise düşünme yöntemi şunu sormak. Ya biz bunları ürettiysek eğer, bir şeyler yapmak için ürettik herhalde. Tamam. Bunlara ürettiğimiz zabazingoya ne olduğuna bakarak da bir milli gelir hesaplayabiliriz. Tamam. Ne olabiliyor bunlara? Valla yiyebiliyoruz. Buna tüketim deniyor. Sadece yendiği zaman değil. Herhangi bir milli gelir parçası hane halklarına ulaştığı zaman, tamam, siz bunu ev halkı olarak satın aldığınız zaman o noktada artık biz onu görmez oluyoruz. Domates aldığınız zaman hani domates yemek için mi aldınız? Domatese sarılıp yatmayı seviyor musunuz? Domates çorbası mı yapacaksınız falan? Bir fikrimiz yok. Domates eve girdiği noktada artık domates olarak tüketimin içine girmiş oldu. Tamam. Ve hane halklarının aldığı her şey tüketim. Dolayısıyla siz araba aldığınız zaman bunu tüketim amacıyla aldınız. Ben buna bakıp diyorum ki dayanıklı tüketim bu. Halbuki aynı şeyi şirket de satın alabilir. Tamam. Ben bir taksi durağıyız. İşte ben gittim bir araba satın aldım. Tamam. Bu sefer bakıp diyorsun ki bu sermaye. Taksi hizmeti üretilmesi için kullanılacak. Yatırım yaptılar bu insanlar. Tamam. Çamaşırhane çamaşır makinesi aldığı zaman sermaye. Ben aldığım zaman dayanıklı tüketim. Lokanta domates aldığı zaman aramal. Ben aldığım zaman tüketim. Tamam. Lokantanın nihayetinde çünkü domatesi servis yaparken ne yaptığını görüyorum. Orada onu değerlendireceğim. Dolayısıyla milli gelir bir tüketim olarak bir yerlere gidebiliyor. Ki milli gelirin en büyük aslında gittiği yer bu. 1/3 tüketim. Türkiye'ye has değil. Tamam. Ki aslında üretim yapmamızın temel amacı da bu. Yani hani uğraş dedim üret falan niye yapıyoruz bunu? Yani yemek istediğimiz için yapıyoruz. Şimdi buradaki herkes iktisatçı, öğrenci, akademisyen vesaire değil. Ve öyle olmayan insanlar için bunu anlaması daha kolay. Yani üretim, emek falan dediğiniz zaman tamam, taş ocağında çalışan insan düşün. Ne bileyim işte böyle kömür madeninde çalışan insan düşün. Yani sizin benim şey lüksümüz var aslında. Ya yapmak istediğimiz işi yapıyoruz. Tamam böyle hani kıl tüy işte hayatta hevesiniz olan işle uğraşın falan. O büyük lüks. Tamam. Yani ben hani işte rektöre söylemeyin. Fakat şey diyebiliyorum. Ulan zaten yapacağım işi yapıyorum. Bir de üstüne para veriyorum. Ne güzel. Tamam. Ama yani normal emek böyle bir şey değil. Maaş diye bir şey insanlar bir karşılığı olmadığı zaman o işleri yapmak istemedikleri için var. Bunu emeğin insanları, emek harcamanın insanları mutsuz ettiği labor brings this utility diye gördünüz. Tamam. Şunu da anlatmış olabilirler. Yani nereden biliyoruz la böyle olduğunu? Tamam. Şuradan biliyoruz. Ne bileyim ben işte hani konser dinlemeyi seviyorum. Nereden biliyorsun sevdiğimi? Vallahi konser dinlemek için diyorum bilet alıyorum üstüne para veriyorum. Gelirimi veriyorum buraya oradan biliyorsun. Tamam. Çalışmayı sevmiyorum. Nereden biliyorsun sevmediğimi? Çünkü çalışmam için bana üstüne bir şey vermen gerekiyor. Ben istediğim işin yapıyor olsaydım kendi gelirimden vermeye kabul ederdim ona. Tamam. Buna geri geleceğiz emekten bahsederken.
Şimdi milli gelir tarafında da yani niye uğraşıyoruz da üretiyoruz? Tamam, tüketimi sevdiğimiz için. O çamaşır makinesini alınca seviniyorsun, arabayı alınca seviniyorsun, domatesi yiyince seviniyorsun. Onun için yapıyoruz şey esasen. Peki niye hepsini yemiyoruz bunların? Ha, tamam. Vallahi çünkü orada yapılacak başka işler de var. Neler var? Bir, hepsini yersen eğer, yarın öbür gün elinde üretim yapacak araç gereç kalmıyor. O araç gereci de ürettiğin çünkü. Ürettiğin şeylerin bir kısmını da gelecekte üretim yapmak için kullanmak istiyorsun. Tamam. Tasarruf etmen lazım, yememen lazım şimdi ki, tüketime gitmemesi lazım bunun ki, ileride üretim için kullanabilesin. Tasarrufla yatırım arasında kapalı bir ekonomide bunlar aynı şey olmak zorunda. Başka bir yere gidemiyor. Açık bir ekonomide işte cari açık vesaire de işin içine giriyor. Ama en nihayetinde bir şey var. Yani aynı şeyi hem tükettim hem de üretim için kullandım işi yapamıyorsun. Ya tükettin ya üretim için kullandın. Üretim için kullanacağın, onun için ayırdığın, sermayeye eklediğin kısma yatırım deniyor. Burada şu farkı anlamak önemli. İnsanlar yatırım dedikleri zaman işte bilmem hangi holdingin hissesini aldım. Tamam, finansal yatırım düşünüyorlar. Türkçe'de de İngilizce'de de aynı şekilde kullanılıyor. İkisine de İngilizce'de investment deniyor. Ama finansal yatırım bizim anladığımız anlamda yatırım değil. Yani siz gidip bilmem ne holdingin hisse senedini aldığınız zaman, tamam, bir şey ödediniz buna. Bir fiyatı da var bunun. Ama bunun karşılığında ortaya çıkmış olan bir üretim yok. Var olan bir şey el değiştirdi sadece. Tamam. Ha, siz o hisse senedini aldınız. Bunu almanızla eline kaynak geçen holding gitti oraya bir tane daha torna tezgahı koydu. Şimdi yatırım oldu o. Milli gelir anlamında yatırım bu. Peki. Dolayısıyla tüketim yapıyoruz, yatırım yapıyoruz. Başka, valla devlet diye bir şey var. O da bir şeyler yiyor, içiyor, kullanıyor. Tamam. Dolayısıyla devlet harcaması var. Başka, yabancılar da bizim ürettiğimiz şeyleri alıyorlar. İhracatımız var. Tamam. Şimdi aslında bunlar. Ürettiğimiz şeyler ya tükettik, ya yatırım olarak kullandık, ya devlet kullandı, devlet harcaması oldu, ya ihracat olarak gitti. Tamam. Bunun içinde bu işi biraz daha oyuncaklaştıran şu başlıklar çıkıyor ortaya. Evet ama bir, benim tüketimimi görüyorsun, gerçekten görüyorum bunu. Fakat mesela bana sorsanız ben de bilmiyorum aslında, ne bileyim, üstümdeki gömlek. Tamam. Bunu bu sene almış olsam ve bu sene üretildiğinden emin olsam dahi aslında şunu bilmiyorum. Ya bu Türkiye'de üretilmiş bir gömlek mi? Ya da gömlek Türkiye'de üretildiyse kumaş da Türkiye'de mi üretildi? Kumaş Türkiye'de üretildiyse iplik de Türkiye'de mi üretildi? Düğme de Türkiye'de mi üretildi? Ama bunun bir kısmı belki yurt dışından gelmiştir. Halbuki ben sana sadece toplam tüketimi söyleyebiliyorum. Toplam yatırımı söyleyebiliyorum. Onun için de standart olarak diyoruz ki peki toplam tüketim, toplam yatırım, toplam devlet harcaması ve toplam ihracatı bunları alalım, bunları toplayalım. Bunlardan toplam ithalatı çıkartalım. Çünkü ithal ettiysem bunların içine bir yere gitti. İthal kısmı çıkarttığım zaman yurt içinde üretilen toplamı bulacağım. Eyvallah. Şimdi bir şeye benzedim. Tamam, ona net ihracat deniyor. Bir. İki, hemen aklınıza şu gelecek. Ya arkadaşım ben bu gömleği aldığım zaman bu sene üretilmişti, geçen sene mi üretilmişti? Yani şeyi de bilmiyorum ki genelde. Makarnayı aldığım zaman mesela ben aldığım zaman bu tüketim haline geliyor. Halbuki bu sene üretildi, geçen sene üretildi, ne oluyor filan, bunlar nasıl olacaklar? Tamam. O stok değişimleri takip ediliyor. Çünkü şu soruyu da sorabilirsiniz. Ürettik ama satmadık. Ne oldu şimdi bu? Tamam. Stok değişimlerine görünüyor. Onu da ben yatırımın altında diye düşünüyorum. Yatırımın bir kısmı gerçekten yatırım dediğimiz gayri safi sabit sermaye oluşumu. Torna tezgahı. Bir kısmı pabuçları ürettik ürettik. Bu sene satamadık ya da satmayı beklemiyorduk zaten. Öyle yapmayı planlamıştık. Onun için koyduk depoya. Depodan pabuç taşıyor şu anda. Tamam. Senenin başında depoda ne kadar pabuç vardı, sonunda ne kadar pabuç var. Aradaki fark kadar fazla pabuç ürettiğini biliyorum ben senin. Tamam. O da girdi hesaba. O fark negatif de olabilir. Geçen sene orada 100 çift varmış. Bu sene 80 çift var. Demek ki benim satıldığını gördüğüm şu kadar pabucun 20 çifti bu senenin üretimi değil. Stoktan çıkmış. O geçen senenin üretimiydi. Tamam. Oldu. Şimdi bu harcama yöntemiyle milli gelir. Toplamı tutması gerektiğini görüyorsunuz değil mi? Ürettiysem ya tüketildi, ya yatırıma gitti, ya devlet aldı, ya ihracata gitti, ya stoğa gitti. Başka diyecek bir yeri yok işte. Bunları topladığım zaman milli geliri bulmak zorundayım. Tamam. Öbür yöntem şu. Diyor ki insanlar bir şekilde gelir elde ediyorlar. O gelir nereden geliyor? Şimdi benim iktisat dersi anlatırken sevdiğim örnek patates ekonomisi anlatmak. Patates şahane bir maldır. Bir, yani yemesi zevklidir. İki, yersen tüketim olur, gömersen yatırım olur. Her şeye yarar. Devlet de alır, ihracatı da olur. 10 numara mal. Tamam, mantar da olur. İktisatçılar mantardan da bahsetmeyi severler bu yüzden. Şimdi buradaki iş şu. Farz edin ki bu sene 100 patates üretti, 100 kilo patates ürettik. Tamam. Buraların beyi de Erinç Hoca geldi 80'ini aldı. Niye? Hoca öyle yapar. Tamam. Siz böyle ya, Cumhuriyet'te yazdığında falan bakmayın yani. Senelerce hem hocalığımı yaptı hem dekanlığımı yaptı falan. Gelir alır.
Tamam, 80'i aldı. Başka kim var burada? İşte Begüm Hoca var. İşte Teslimi Hoca var. Diyelim ki bir de ben varım. Tamam. İşte 10'unu Begüm Hoca aldı. Tamam. 8'ini de Teslimi aldı. Ben kaç aldım? Biri yapsın hesap bakalım. Dinliyor muydunuz, dinlemiyor muydunuz? Yani hocam. Yardımcı olayım. 100 patates ürettiydik. 80'ini Erinç Hoca aldıydı. 10'unu da Begüm Hoca aldıydı. 8'ini de Teslimi Hoca aldıydı. Kaç alacağım ben diye soruyorum size. Hocam bunu yapamıyorsanız hemen dağılalım. Yani hani bravo, tamam. Süleyman Bey'i alkışlıyorum. Aramızdaki 247 kişiden birisi 100'den 98'i çıkartıp 2 bulmayı becerdi. Tamam, şimdi bu cevabın 2 olduğunu hepimiz hemfikir miyiz? Ha, Süleyman Bey herkese yazmamış. Bana yazmış sadece. Bunu kendisi hesaplayamayanlar cevabı da anlamaz zaten diye düşünüyorum muhtemelen. Tamam. Şimdi bu noktada ders derse benzesin. Şu herkese açık chatten ya bir evet anladık falan yazın ki ben devam edeyim. Veyahut da hani dersi toplama dersine çevirelim ki bize bir faydası olsun. Hocam chat'i az önce herkese kapatmıştık biz. Tamam, direkt. Tamam, evet. Peki. İnandım. Okey. El sallayın o zaman. Ne yapacaksanız yapın arkadaş. Onu da ben düşünmeyeyim yani. Tamam. Şimdi bak buradaki enteresan şey şu. Bu şey okey. Gördüm chat'tekileri. Teşekkür ederim. Anladım. Cevabın 2 olduğunu anlıyorsunuz. Tamam. Dolayısıyla çünkü şunu anlıyorsunuz aslında. Gelir dediğin şey Allah'ın üstümüze attığı bir şey değil. Yoktan var olmuyor. Bir şey üretmiş olacağız ki onu paylaşacağız. Tamam. Buna gelir bazlı milli gelir deniyor. Tamam. Ya da gelirin fonksiyonel dağılımı deniyor. Toplam elde edilen işte kira geliri, emek geliri, faiz geliri, kar gelirinin, gelirlerin toplamının milli gelire eşit olması lazım. Niye öyle? İki türlü de görebiliyorsunuz. Ben şunu söylüyorsam, işte benim gelirim bu kadar, benim gelirim bu kadar, benim gelirim bu kadar. Bunları üretmişiz. Patatesten bahsediyoruz nihayetinde. Ben bu kadar patates aldım, ben bu kadar patates aldım diyorsam o kadar patates bir yerden çıktı ortaya. Birlik üretmişiz de çıktı. Tamam? Ürettikse de bir yere gitmek zorunda. Kar diye bir şey bu yüzden var. Tamam? Kar bir artık. Yani şunu düşünebiliyorsunuz. Üretimi ben yapıyorum. Tamam? 100 patatesi ben ürettim. İşte toprak ağası Erinç Hoca'yı 80'e aldı. Niye? Öyle birisi işte hocam. Ne yapalım? Onu da öyle sevdik yani. Tamam? İşte burada Begüm Hoca'dan da daha evvel patates cinsinden borç aldı dedik. O da faiz diye çok diye onu aldı. Tamam, Teslime'yi de çalıştırdık. O da maaş olarak 8 aldı. Benim karım ne kadar? 2. Tamam, bunları topladığın zaman da o 100'ü bulmak zorundasın. Tanımı gereği, burada işte bu tanımı gereği önemli oluyor. Tamam, tanımı gereği üretim ve gelir aynı şey. Şimdi mesela Türk solunun en büyük zorlanma yerlerinden bir tanesi bence hani bunu düşünmeden iş yapmaya çalışmak. Tamam. Üretim ve bölüşüm ilişkisinde bölüşümü üretimin önüne koyamıyorsunuz. Üretimini düşünmediğiniz bir bölüşüm ilişkisi düşünemiyorsunuz. Hani şey iyi niyet değil, gerizekalılık. Asgari ücret 20 bin lira olsun. Tamam. Yani hani çarpmayı yaparsan şeyi görüyorsun. Türkiye'deki toplam gelir asgari ücretin 20 bin lira olmasına izin veren bir gelir değil. Tamam. Ve burada şeyden falan hiç bahsetmiyoruz. Yani şirket kapanır, patron onu yapmaz, işte dükkanı kapatır, sana o maaşı vermez falan değil. Onlar iktisat işte. Onu konuşabiliriz. Tamam? Ama fiziği konuşamıyoruz. Öyle bir gelir yok. Yoksa yok. Yok işte. Tamam? Bölüşebileceğin gelirin ürettiğin şey olduğunu anlayarak konuşmak zorundasın. İktisada giriş dersi bir işe yarıyorsa bu işe yarıyor. Bakın bu şu hakikaten çok önemli. Bu kapitalizme ilişkin bir şey değil. Sistem üzerinden konuştuğumuz bir şey değil. Üretim dediğin şey fizik. Ne bu kadar patates ürettik. O patateslerin hepsini ben yediysem size hiç kalmadı. Teşekkür ederim. Kapitalizm, sosyalizm, asetik üretim tarzı, feodal beylik, canınız ne istiyorsa o düzende olsun. Tamam? Fizik farklı değil burada. Dolayısıyla gelir cinsinden milli gelirin toplam üretim olduğu ve başka bir şey olamayacağını anlamak aslında çok ufuk açıcı bir şey. Bunun bir muadili biz devletten bahsederken oluyor. Bu dersin konusu değil gerçi ama yani o da hani
bu dersten bir şey öğreneceksiniz, bunu öğrenin. İki şey öğreneceksiniz, ikincisi de budur dediğim şey genellikle şu. Derfi Anfi'yi anlatıyorum. Yani bunlar da memleketin aklı başında hani cebbal gençleri. Ve şey diye soruyorsun. Sizce Türkiye'de devlet eğitime daha çok pay ayırmalı mı? Daha çok kaynak ayırmalı mı? Soruyu böyle soruyorum. Daha çok kaynak ayırmalı mı? Tamam mı? El kaldırın. Allah'ın emri tabii yani hepimiz eğitim şartla büyüdük. Ki doğru. Tamam, herkes el kaldırıyor. Peki eğitime daha çok kaynak. Tamam. Peki sağlığa daha çok kaynak ayırmalı mı? Evet. Tamam. Memur maaşları daha yüksek olmalı mı? Eyvallah. Emekli maaşları daha yüksek olmalı mı? Yürü be, kim tutar seni. Tamam. Peki vergiler artmalı mı? Hayır. Şimdi o noktada şu soruyu sormak zorundasın. Neremizden çıkaracağız? Devlet Allah değil. Yoktan var etmiyor. Bir yerlerden alacak ki bir yerlere verecek. Gene bunu bir sistem üzerinden düşünebilirsin. Vergiyi kimden alıyor, nereye harcıyor? Bunlar tabii ki çok önemli şeyler. Tamam, tabii ki çok önemli şeyler değil. En önemli şeyler. Ama bir noktada en nihayetinde devletin yoktan var etmediğini. Tamam? Devlet bilmem ne yapsın. Yani şimdi bu Türkiye'ye has değil. Yani insanlık bunu anlamakta zorlanıyor genellikle. Garip bir şekilde Amerikalılar biraz anlıyorlar. Yani anlayıp bence yanlış iş yapıyorlar bunda ama onlar en azından şeyi anlıyorlar. İşte ne bileyim ben, bütün ülkeye yaygın bir sosyal sigorta bilmem nesi olsun mu dendiği zaman hayır, o vergilerimizi arttır diye hayır diyor insan. Tamam. Şimdi bence vergin artsın çok da iyi olur. Ama en azından aradaki bağı görmüş birisi. Değil mi? Yani Türkiye'de böyle devlet diye bir şey var. Bayağı hani müşrik bir bakışla görülüyor bu devlet. Her şeye kadir. Ona da verir, ona da verir, ona da verir, ona da verir. Kimseden de almayabilir. Vallahi öyle bir devlet yok. O fizik. Yoktan var edemiyor. Gelir. Yoktan var olmuyor. Tamam. Dolayısıyla bileceğimiz çok önemli bir şey de milli gelirin, ülkedeki toplam gelirin, paylaştırılabilecek gelirin toplam üretim olduğu. Tamam. Bu işi katma değer cinsinden de yapabiliyoruz. Onu geçelim. Zeki önemli bir şey ama hani ilgileniyorsanız bir ara okursunuz. Burada önemli olan şey şu. Bu hesabı yaparken biz bir miktar bulmak istiyorduk. Fakat bunu doğru düzgün yapamadığımız için fiyatlarla miktarları karıştırıp acayip ortaya karışık bir şey bulduk. Milli gelir böyle bir şey. Bunu yapmanın da yarattığı şöyle bir zorluk var. Mesela Türkiye'de bu hesabı yaparsanız eğer biz milli gelirimiz yani mütemadiyen artar ve böyle gemi hızıyla artar. Niye? Abi fiyatlar artıyor da ondan. Enteresan bir şey olduğundan değil. Tamam. Halbuki bizim merak ettiğimiz şey bu değildi. Biz daha fazla patates üretiyor muyuz diye merak ediyorduk. Toplam kullanabileceğimiz şey arttı mı diye merak ediyoruz. Öğrendiğimiz şey toplam değer arttı. Tamam? Halbuki miktar azaldıysa bile Türkiye'deki gibi enflasyon oranlarıyla toplam değer mütemadiyen artıyor zaten. Onun bir esprisi yok. Onun için de yani Türkiye'de tabii bu özellikle büyük bir mesele ama enflasyon her yerde var. Fiyatlar her yerde değişiyor. Enflasyon olsa deflasyon da olabilir. Gene aynı sorun. Yani bu sefer de şeyi merak edeceğiz. Ya bir dakika, değer azalıyor ama fiyatlar azaldığı için mi azalıyor? Yoksa miktar azaldığı için mi azalıyor? Dolayısıyla hani şuna aklımız eriyor. Ya fiyatlar sanki geçen senenin fiyatıymış gibi sabit tutalım. Miktarlar değişsin sadece. Geçen senenin fiyatlarıyla bu senenin üretimine bakalım. Aynı değerler cinsinden toplam değer artmış mı azalmış mı? Tamam. Reel milli gelir dediğimiz şey bu. Arttı mı azaldı mı diye merak ettiğimiz şey esas bu. Kullanabildiğimiz, ürettiğimiz kaynak arttı mı azaldı mı diye bakıyoruz. Bu milli gelir tarafı. Tamam. Bunun bir de fiyat tarafı var. Yani nihayetinde iktisat çalışıyoruz. Miktarlar ve fiyatlar çalışacağız. Makro iktisatta toplam miktarlar, fiyatlar çalışacağız ve o toplama zorluyor bizi. Çünkü değişik değişik mallar, hizmetler, insanlar falan var. Bunların üstünden lambırt diye toplayamıyoruz. Yani mikroculuğun hayatının kolay olduğu yer burası aslında. Yani ne bileyim işte patlıcan piyasasında miktar dediğim zaman kaç kilo patlıcan, bundan bahsediyoruz. Fiyat patlıcanın kilosu kaça? Oldu. Tamam. Halbuki Türkiye'de miktar dediğin zaman da neyin miktar diye başlıyor. O toplamı yapmak kolay bir şey değil. O işte milli gelir hesabı o sorunun cevabı. Gayri safi yurt içi hasıla. Benzer şekilde fiyatlar arttı. Neyin fiyatı arttı? Her şeyin tek tek fiyatı arttı mı? Çünkü gelip şey diyebiliyorum. Aha bak, kabağın fiyatı düşmüş. Demek ki fiyatlar artmadı. Abi kabağın fiyatı düştü ama bak hani fiyatlar arttı. Fiyatlar derken neden bahsediyorsun? Tamam. Şimdi aynı hesabı tersine çevirebileceğimizi düşünebiliyorsunuzdur. Yani bu sefer de miktarları sabitleyelim. Fiyatların nasıl değiştiğine bakalım. İşi yapabiliriz. Ki yapılabiliyor ama enteresan değil. Çünkü ne bileyim mesela işte bizim milli gelir hesabımızın içinde pik demir var. Tamam. En son ne zaman pik demir aldınız? Tamam. Hani işte fiyatlar pek artmıyor çünkü pik demir fiyatları çok düştüyse eğer. Ben buna baktım ya, bana ne ya? Yani hani hakikaten bana ne? Ama
Diyelim ki misal grip aşısının fiyatı çok arttıysa eğer, o benim hayatımı etkileyen bir şey. Ve grip aşısı Türkiye'de üretilmiyor bile. Dolayısıyla bu fiyatlara bakarken neyin fiyatına bakacağız sorusu biraz farklılaşıyor. Üretimin fiyatına bakabiliyoruz. Deflatör deniyor ona. Enteresan bir şey değil. Ürettiğimiz her şeyin birden fiyatı. Orada daha enteresan olan soru tükettiğimiz her şeyin fiyatı. Ona ne oluyor? Tamam. Orada da şunu soracaksın. Yani ne tüketiyoruz ki biz? Çok güzel bir soru sordunuz. Sözlerime bu sorunuz için sizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Bu bir hane halkı harcama anketi, tüketim anketi. Hane halkları ne alıyorlar? Hane halkını bir nevi aile gibi düşünebilirsiniz. Tam o değildir. Birlikte yaşayan ve harcama kararlarını birlikte veren insanlar. Türkiye'de aileye yaklaşıyor bayağı. Hane halklarına gidiyorlar ve soruyorlar. Diyorlar ki, aga sen ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne alıyorsun? Şimdi bu tahmin ederseniz ki pek zevkli bir iş değil. Size geliyorlar ve diyorlar ki hani önümüzdeki günler ne kadar zaman boyunca, işte bir ay genellikle, satın aldığın her şeyi kaydedeceksin. Şunu hatırlayın, yani Türkiye'de milyonlarca hane halkı var ve iyi bir örneklem seçiyorsanız çok az bir kısmını takip ederek öğrenebiliyorsunuz ortalamada ne olduğunu. Tamam. Onun için de insanlar da şey hissi mütemadene olur. Ya bana hiç sormadılar, tanıdığım kimseye de sormadılar. Kime soruyorlar la bunlar? Tamam. Yani hani şunu kabul edelim. Bu kadar da önemli insanlar değiliz. İlla her şeyimize sorulması gerekmiyor. Tamam. Bizim gibi bir sürü insan var. Türkiye'de kanun diyor ki, eskiden devlet sizlik enstitüsü, şimdinin TÜİK'i size gelip sana sorularım var, cevap ver bana dediği zaman cevap vermek zorundasın ona. Tamam. Bunun da şöyle şahane bir örneği var. Bakın, hoşunuza gider. Aysokayıcı değil, kim o? Defne Samyip. Şeyden, işte rastsal örneklemden Defne Sanyeli çıkıyor. Tamam, şimdi buna bakıp şöyle dememek lazım. Abi Defne Sanyeli'nin tüketimi nasıl bir ortalama Türkiye tüketim verebilir ki bize? Tamam, ya Türkiye'de bir Defne Sanyeli yaşıyor zaten ve bu şekilde yaşayan bir insanlar da var. Onları da doğru bir ağırlıkla ortalamaya dahil etmek lazım ki ortalama gerçekten ortalama olsun. Tamam. Bu hanımefendi diyor ki, siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz galiba. Ha 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 ha. Bana bunu yaptıramazsınız. Ha ha ha. En nihayetinde cezayı veriyorlar. O da dava ediyor ve davayı haliyle kaybediyor. Bu gazetelerden falan bilebileceğiniz kısmı. Daha gırgır kısmı şu, o kanun diyor ki cezayı ödersin, ondan sonra gene o formu doldurursun. Gene sana sorduğun sorulara cevap vermek zorundasın. Yani parasını ese vereyim git başından diyemiyorsun bana. Tamam. O bayağı didik 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 bir anket. Ki doğru düzgün iş yapılabilsin. Okay. Bunun sonucunda ortaya tüketim sepeti dediğimiz zabazingo çıkıyor. Tüketim sepeti şu sorunun cevabı. Ortalama Türk hane halkı bir ayda ne yer, ne içer, ne alır. Tamam. Ağırlıkları ne bunun? Bunlar aldığın şeylerin sayısının ağırlığı değil. Senin ortalama harcamayı 100 alırsak eğer, hangisine ne kadarlık harcama yapıyorsun? Tamam. Harcama ağırlıkları bunlar. İngilizcesinden arz edersem expenditure weights. Şimdi dönüp bunlara bakabiliyoruz. Tamam. Yalnız bir noktada bana birisinin şey söylemesi lazım. Ben yavaş geliyorum şu anda. Biz bayacağız bu işten. Bu hızla gitme. Bunun sonunu bağla demesi gerekiyor. Tamam. Gidelim bakalım. Şeyin, hayır bunu istemiyorum. Ne istiyorum? Kendi ekranımı paylaşmak istiyorum. Tamam. Okay. TÜİK'in lanet bir web sayfası var. Hani gidip orada hiçbir şey bulamıyorsanız eğer, kabahat sizde değil değerli arkadaşlar. İşiniz rahat olsun. Ondan sonra acaba şuradan bakalım. Michael Shanks'e niye bakmışım ben acaba? Dubya, 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 hop, TÜİK, işte bu, bravo. Tamam, bunu düzeltelim. Okay. Ben burada sağda solda bir şeyler oynatmam gerekiyor ki bunları görebilelim. Aha, diyor ki enflasyon ve fiyat, çöt. Tamam, ondan sonra acaba, şuradan bakalım, diyor ki tüketici fiyat endeksi, aha evet, ne olmuş ona? Şekil üzerine görelim. Şimdi bunu anlamak için, tamam, bir dili öğrenmek gerekiyor. Bu dil hakikaten çok önemli. Arz edeyim. Elimizde bir tüketim sepeti var. Tamam mı? İki dakika sonra bakacağız o sepetin içinde ne varmış diye. Ben size söyleyeyim. En çok ağırlığı olan şey, tahmin edin nedir? En büyük ağırlık nerede? Anar, bunu siz söyleyin. Oo, benim öğrencim olsaydınız şimdi kalayı yemiştiniz. Tamam, affettik sizi. Gıda diye cevap geldi. Evet, hocam, gıda. O kadar diye. Geniş değil hocam. Ben sana onun pirinç mi, un mu şey diye soruyorum. En büyük ağırlık
kira. Tamam. Tek başına en büyük %5 küsuru sepetin. O kira. Tamam. İkinci en büyük ağırlık nerede? Bunu da Merve'ye soralım. Bedava yok hocam. Derse geldiysen dinleyeceksin. Yani gıdadan yürüdüm galiba. Ekmek diye. Evet ve direkt bof diye tosladınız. Sigara değerli arkadaşlar. Yaşadığınız memleket hakkında fikriniz olsun. Tamam. Aha ya işte onun için bunlara bakmak önemli. Tamam şimdi millet bir taraftan elle sigara vır 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 çocuğuma bez alamıyorum diyorsa anında Allah belanı versin diyeceksin. Okey. Elle sepet var. Tamam mı? İçindekilerin hakikaten ne bakacağız ama birazdan. Çünkü belki yiyorum sizi yani böyle kafadan birisi konuştuğuna inanmayın. Kendinize bakın mutlaka. Ondan sonra bu sepetin fiyatına bakıyoruz. Bu zımbırtıyı satın almak kaça geliyor? Tamam mı? Ona fiyat düzeyi deniyor. Şimdi insanların esas anladığı şey bu zaten. Pahalı. Bunu anlıyorlar. Tamam. Pahalı ne demek? Neye göre pahalı? Gelirime göre pahalı. Tamam. Şimdi bunda zor bir şey yok. Aslında satın almak istediğim şeyleri satın alamıyorum. Tamam. Tüketim sepeti gelirimin bütününü harcamak zorunda. Türkiye'de çok fazla var böyle hani halk. Gelirimin bütününü harcıyorum ki hayatta kalabiliyorum. Tasarruf falan. Oho bizim buralara uğramaz o. Tamam. Bu. Peki. Ama bu daha enflasyon falan değil. Bu sadece tüketim sepetinin fiyatı. Tamam. Buna fiyat düzeyi deniyor. Ya da fiyatlar genel düzeyi deniyor. Şimdi bu zımbırtıyı zaman içinde ölçüyoruz. O sepetin fiyatına ne oluyor diye zaman içinde bakıyoruz. Ve o fiyat artıyorsa eğer, o zaman diyoruz ki aha burada enflasyon var. Enflasyon o sepetin, tamam, TÜFE dediğin şey tüketici fiyat endeksi. Çünkü bunu bir noktada yüze sabitliyoruz ve endekse dönüştürüyoruz. Ama niye tüketici fiyatları? Çünkü tüketicilerin sepetine bakıyoruz. Tamam. O fiyatların artışına bakıyorum ve diyorum ki bu enflasyon. Tamam? Peki. Şimdi işin zorlaştığı yer şu. Arada bir birisi çıkıyor diyor ki enflasyon düşüyor. Buna cevap olarak da insanlar diyorlar ki hadi lan oradan hiçbir şey ucuzlamadı. Tamam? Şimdi bu işte tanımı anlamamışlıktan geliyor. Çünkü tanım diyor ki enflasyon fiyatların artış hızı. Enflasyon düşüyorsa eğer fiyatlar düşüyor demiyorum sana. Fiyatların artış hızı düşüyor diyor. İktisat öğrencilerine kalkülüs dersi verdirmemizin nedeni aslında bu değerli arkadaşlar. Çünkü o zaman diyebiliyorum ki elimizde zamana bağlı bir fonksiyon var. Bu fonksiyonun, tamam, bir fiyat fonksiyonu var. Bu fonksiyonun herhangi bir andaki değeri fiyat düzeyi. Bunun birinci türevi enflasyon. Tamam? Genelde pozitif bizimki gibi memleketlerde fiyatlar artıyorlar. Eğer birinci türev pozitif, İkinci türev negatifse, artış hızı azalıyorsa, o zaman enflasyon düşüyor diyorum bunu. Terim olarak dezenflasyon. Tamam? Şunu anlayın. Enflasyon düştüğü zaman ben fiyatların düşmesini beklemiyorum zaten. Fiyatların daha hızlı artmasını bekliyorum. Daha yavaş artmasını bekliyorum. Artış hızının düşmesini bekliyorum. Peki bu fiyatlar düşemiyorlar mı? Düşebiliyorlar. Düştüğü zaman bizim buna söyleyecek bir lafımız var mı? Olmaz mı? Tabii var. Ona da deflasyon deniyor. Tamam, şimdi İngilizcesinden söyleyince aslında ve hani doğru düzgün bir İngilizce eğitimi aldıysanız inflate şişmek demek. Lastik şişirirken de inflate diye kullanıyorsunuz. Deflate de sönmek demek. Tamam? Balonun sönmesine de deflate diyorsunuz. Enflasyon o satın aldığınız sepetin değerinin şişmesi, deflasyon sönmesi. Tamam? Şimdi Türkiye'de yaşayan insanlar için deflasyon böyle işte ne bileyim işte cennet bahçesi falan gibi bir yer gibi gelir. Öyle değildir. Çünkü bu işte iktisatçılık gerektiren şey. O deflasyon niye oluyor diye sormak lazım. Başka her şey aynı. Tamam. Ama fiyatlar düşüyor. Gelirler değişmiyor ama fiyatlar düşüyor. Ay eyvallah güzel. Genelde öyle bir dünya yok. Yani şu pek gördüğümüz bir şey değil. Bir anda o kadar güzel bir şey oldu ki, o kadar zekileştik ki mesela. Oo, aynı gelirlerle haldır haldır üretim yapıyoruz. Her şey ucuzladı. Tamam. Bu pek olmuyor. Genelde deflasyon varsa, bir şeyler ucuzluyorsa, kimse bir şey almadığı için, üreten ürettiğini satamadığı için, satamadığı için fiyatını arttıramadığından, hatta arttırmak bir yerine işte hani zarar edip ya aman alın şunu başından da dükkanı kapatacağım dediği için deflasyon oluyor. Ve deflasyon bu nedenle bizim iyi şeylerle bağdaştırdığımız bir olgu değil. Şimdi, okey. Dili öğrendik o zaman ve bakabiliyoruz. Siz de bunu görüyorsunuz diye varsayıyorum. Fakat ben bunu oynatamıyorum. Niçin? Şuradan yapalım. Ha, oldu. Tamam, şimdi diyor ki bak, TÜFE Mart 2021'de biz bunu 3 Nisan'da öğrendik. Tamam.
Bir önceki aya göre %1,8 arttı. Bir önceki ay dediği Şubat'a göre. Tamam, OSEPE'de bakıyorum ben. Şubat'taki fiyatına bakıyorum. Mart'taki fiyatına bakıyorum. 1,08 %60. Tamam, bu aylık. Başka? Bir önceki Aralık ayına göre, tamam, yani 3 ay öncesine göreden bahsediyoruz. 2021 yıl içindeki toplam enflasyon şu ana kadar %3,71. Tamam, şimdi buna bakıp şey diyebiliyoruz zaten. Senin %5 enflasyon hedefin vardı. 3 ayda %3,7 tutturmuşsun. Pek de öyle 5'e gidiyor gibi bir halin yok senin. Tamam, onu söylemenin daha iyi oluşu, biz genellikle yıl yıl düşünmeye alışık olduğumuz için Mart 2021'deki bu sepetin, bu sepeti satın almak için yapmam gereken harcamayı, tamam, Mart 2020'ye, 12 ay öncesine kıyaslayayım. Ne kadar artmış? %16,2. Tamam, o 16-16 diye duyduğunuz sayı bu. Okay? Bu 12 aylık ortalamaları da görürsünüz. Genelde kimse anlatmaz. O da şu. Farz edin ki 11 ay boyunca fiyatlar böyle züp züp attı. 12 ay can kütönk diye başladığı yere düştü geri. Tamam? O zaman 12 ay öncesiyle kıyasladığım zaman bakacağım, diyeceğim ki fiyatlar hiç değişmemişler. Bu sene hiç enflasyon olmamış. Sen diyeceksin ki ulan 11 ay yanımızdan elimiz süt burnumuzdan geldi. 12 ayda, 12. ayda düştüğü için böyle oluyor. Tamam? Heh, o zaman şunu yapmak isteyebilirsin. 12 aylık ortalama fiyatı bir önceki 12 aylık ortalama fiyata böl. Tamam? O da bu en alttaki şu. Okay? Çok da enteresan bir şey değildir ama işte hani bu nedenle var. Şurada görüyorsunuz bak, mesela burada diyor ki 2019'un bir yerinde enflasyon düşmeye başladı. Enflasyon %20 civarındaydı. Tamam? Şurada görüyorsunuz işte %10'lara falan düştü. Tamam? Şimdi buna bakıp ah tamam ne güzel her şey ucuzlamış diyor muyuz? Tamam. Onlar anlamış. Demiyoruz tabii. Değil mi? Fiyatların artış hızı azalmış. Her şey hala daha pahalılaşıyor ama eskisi kadar haldır haldır pahalılaşmıyor. Tamam? Okey. Ondan sonra ne diyor? En az fiyatı artan şey neymiş? Hangi grup? Alkolü içecekler ve tütün grubunda diyor. Tamam? Peki, eyvallah. Ondan sonra diyor ki bak, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış ortalamadan daha fazla. Şimdi burada şöyle bir mesele var. Sizin, bunu göreceğiz. Sizin tüketim sepetiniz ortalamadan farklı olabilir. Farklıysa hissettiğiniz enflasyonla farklı. Çünkü başınıza şu geliyor. Diyorsun ki mesela ya ben arka bahçede işte muz yetiştiriyorum ve bunu yiyorum. Hayatta yediğim tek şey budur. Gıda harcama falan yok benim. Ama işte her gün ne bileyim ben, arka bahçesi muz yetiştiren insan her gün otobüse nereye gider bilmiyorum ama işte her gün 50 gram gübre almam gerekiyor benim. Onun için otobüse biniyorum. Dolayısıyla deli gibi ulaştırma masrafım var. Tamam? Bakıyorsun diyorsun ki ya bak ulaştırmada artış %25. Tamam? Sen bakıp şey diyorsan eğer ya enflasyon %16 diyorlar. Ne? %20'nin altında olması mümkün değil. Tamam? Sen yanlış şey söylemiyorsun. Sana gerçekten böyle olmuş. Tamam? Ama gene yani bu kadar narsist olmamak lazım. Dünya senden ibaret değil. Okay? Peki. Tamam. Ondan sonracıma falan. Şimdi buraya bakalım. Bu diyor ki bu harcama gruplarının, büyük grupların ağırlıkları. İsabetle söylediğiniz gibi en büyük ağırlık gıda ve alkolsüz içeceklerde. %26 civarında. Tamam. Burada mesela memlekete ilişkin öğrenilecek çok trajik şeyler var. Çünkü şunu görüyorsunuz bak. Hayatta kalmak için yapmak zorunda olduğun işler zaten gıda, konut, ulaşım. Tamam, çok işe gideceksin geleceksin. Tamam. Gıda, konut, ulaşım. Bu %55. Gelirinin yarıdan fazlasını zaten varlığını sürdürmek için harcıyorsun. Tamam, hani işte bu tüketim zevkli bilinen ne falan filan bir şeyler söylüyordum ya size. Tamam. Ne o işte mesela eğlence ve kültür. Toplam harcamanın ortalama hane halkı için %3'ü. Okay. Şimdi bu memleketin fakirliğinin çok güzel bir göstergesi. O %26 da öyle. Yani gidip işte Almanya'ya, Fransa'ya bakarsanız bu ağırlık %26 değil. Niye? Çünkü gelir iki katına çıktığı zaman yediğiniz ekmek miktarı iki katına çıkmıyor. Ekmeğin gelir esnekliği genel olarak, gıdanın gelir esnekliği düşük. Tamam. Geliriniz arttığı zaman diyorsun ki tamam hani karnımız daha iyi doyar oldu ama artık ben hani her gün biftek, her gün kalkan yiyeceğiz. Böyle değil yani hiç. Tamam? Dolayısıyla da bunun ağırlığı aslında fakir ülkelerde yüksek, zengin ülkelerde düşük. Biz de fakir bir ülkeyiz. Tamam? Şu alkollü içecekler ve tütün, tamam? %4,88. Şimdi size şunu göstereceğim. Bunun neredeyse hepsi tütün. Yani ben olmasam memlekette alkollü içeceklerin TÜFE endeksine girecek ağırlığı olmayacak. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Tamam? Okey. Bu diyor ki bak bu gruplardaki tek tek artış ne kadar bir önceki aya göre ve bir önceki yılın aynı ayına göre. Tamam. Ondan sonra şuralarda bir yerde şey de görebiliyoruz.
bunların o toplama katkısı ne kadar? Tamam? Yani %16 olan enflasyonun ne kadarı giyimden, ne kadarı gıdadan, işte ne kadarı konuttan filan geliyor. Tamam? Ondan sonra ne istiyorsanız şöyle sorular sorabiliyorsunuz. Ya işte patlıcan fiyatı arttı azaldı, domates fiyatı arttı azaldı. Hocam yaz geldi böyle oldu. Bana bunlardan bahsetme diyorsan eğer. Mevsimlik ürünleri çıkarttırdığın bir tane olsun. Tamam? İşte alkol içkiler ve tütün çıkartmayı seviyoruz. Çünkü biliyorsunuz hükümetimiz içeni ayrı sevmez. Sigara içeni ayrı sevmez. Diğer vatandaşını ayrı sevmez. Onun için de bunlara haşır diye vergi gelebiliyor. Tamam? Şimdi o vergi yüzünden bunun fiyatı zıpladığı zaman ya enflasyon oldu demek istemiyorsun. Tamam? Yani onun ne olduğunu biliyorsun orada aslında. Fiyatı kontrol edilen ürünler bunlar. Tamam? Dolayısıyla bunu çıkartmak isteyebiliyorsun. Altın Türkiye'de çok acayip bir şey. Çok da güzel bir örnek bu arada. Tamam? Çünkü Türkiye'de az olmayan bir altın ağırlığı var tüketim sepetinin içinde. Şimdi soru şu. Yani en son altını ne zaman yediniz? Tamam. Yani hangi anlamda altını biz tüketim diye düşünüyoruz? Ama bunu çıkartırsan eğer, bir siyasi zorluk var burada. Türkiye o kadar kısmen haklı olarak, kısmen haksız olarak dayak yemiş bir durum ki herhangi bir şey çok değişiyorum dediği anda aa vay sen enflasyonun önüne göstermek için falan filan diyecek. Ki yani altının ağırlığı da az değil. Tamam. İkincisi, şu doğru. Yani biliyor olabilirsiniz. TÜİK'in bir ara çok kısa ömürlü olmuş olan bir enflasyon danışma grubu vardı. Ben de bunun için dedim işte. Atılmadan evvel söyleyebildiğim şey bu oldu. Bu altınla ilişkin konuşurken. Yani iktisatçı tarafım, Türkiye'yi bilmeyen iktisatçı tarafım diyor ki olduğu gibi çıkart onu oradan. Lan. Altın tüketimi diye bir şey yok. Altın sadece bir yatırım aracı. Dolayısıyla da altını alıyorsa tasarruf o. Tüketim değil. Sepete girmemesi gerekir. Tamam. Öbür tarafım diyor ki hocam ben de düğüne gidiyorum ve giderken de Allah'ın emri altını alıp gidiyorum. Yani buna altın yazmayıp da düğün giriş ücreti yazsaydı çatır diye girecekti oraya tüketim sepetinin içine. Dolayısıyla hediye olarak aldığın altın, yani hediye olarak oyuncak araba aldığın zaman tüketim sepetinin içinde. Altın aldığın zaman onun da olması lazım. Çünkü hediyeyi verdiğin insan bunu ne yapacak o önemli değil. Satın alan için tüketim o. Hediye vermek amacıyla bir şey alıyor. Onun için de işte bu düğüne takılacak, bilmem ne yapılacak, hediyelik, işte sünnette götürdüm, işte çocuk bilmem nesi falan filan altınları, onu sepete koymak istiyorsun. Ama ya ne olur ne olmaz şimdi, aman abi elimin altında bulunsun falan diye gittin, altın aldın, yastığın altına koydun, o tasarruf, onu koymamak istiyorsun. Ölçmesi çok zor. Tamam? Okey. Falan falan. Şimdi buradan gidelim şeye bakalım. Şuradan bir yerden göreceğiz bunu değerli arkadaşlar diye umuyorum. Nereden göreceğiz? Enflasyon ve fiyat. Ha dur pardon. Şimdi bu sefer doğrusunu yapacağım. Kolay bir şey değil bu. Mazur görün. Fiyat endeksi şeysine gideceğiz. Ha tamam. Şurada yanda tamam. Merak ettiğiniz bir takım şeylerin cevapları var. Diyor ki mesela tüketici fiyat endeksi ana grup ve madde ağırlıkları. Açalım bakalım. Neler varmış orada? Aha. Size ben bu soruyu soruyordum, tamam mı? En çok ağırlık nerede var diye. Böyle gıda ve alkol içecekler. O kadar ya, bir öyle cevap verme bana bak. Adam ve kadın burada bunu işte ekmek hamuru, yufka düzeyinde şey yapmış ki bundan çok daha aslında ince bir kırılımla ölçüyorlar. Çok eşinirseniz ve TÜİK hala kaldırmayı unuttuysa şey bulabiliyorsunuz. Fiternak 2009'dan sanırım kalma bir tane şey var. Bunun da alt kırılımları. Pirinç, işte Gönen baldosu, Osmancık kırık pirinç falan diye görebiliyorsunuz şeyleri. Tamam mı? Ve bu insanlar kırık pirinci takip etmişler. Çünkü Türkiye'de sadece kırık pirinci alabilen bir grup insan var. Tüketim sepetinde önemsiz bir şey değil o. Tamam. Bunun içinde 400 bilmem kaç mal var. Hatta şimdi dur bir bakalım. Mal ve hizmet var. Kaç varmış? 446 sanırım. 6'dan mı 7'den mi ne başlıyordu? Tamam. Bu kadar mal takip ediyorlar. Bunu bir sürü alt grupta takip ediyorlar. Tamam. Yani mesela burada işte bakınız şemsiye. Tamam. Herkese lazım. Şimdi buna Emin Çolaşan baktığı zaman onun böyle bir gazete yazısı vardı. İşte enflasyon düştürüyorlar ama hiçbir şey ucuzlamıyor. Zaten de pimpon topu falan diyen. Bu pimpon topu yaşı yeten herkesin hatırladığı bir şeydir. Bir ara gerçekten tüketim sepetinde vardı. Tamam mı? Bu böyle şey gibi. Ne bileyim ben. Futbolda asansör takım vardır ya işte böyle bir lige çıkar bir düşer, bir çıkar bir düşer. Pimpon topu böyle bir şeydi. En nihayetinde külliyen düştü. Çok uzun zamandır yok aslında. Tamam. Çünkü harcama ağırlığı içinde belli bir eşiğin üzerinde olması lazım ki takip ettiğine değsin. Tamam. Böyle pimpon topu işte tam onun civarında bir yerdeydi.
İşte giriyordu, çıkıyordu, bilmem ne oluyordu filan. Ve bir şekilde insanlar biliyorlardı bunun burada olduğunu ve sövüyorlardı. Niye? Çünkü ağırlıklı ortalama fikrini anlamıyorlardı. Tamam, bunun ağırlığı fiilen sıfır. Pimpon topunun fiyatı 100 katına çıksa da bir şey olmuyor, sıfıra düşse de bir şey olmuyor. Tamam. Ama bakalım neler varmış bunda diye. Tamam. Şimdi bak. Mesela şurada göreceksiniz ki hop. Dana etinin ağırlığı %2. Tamam. Şimdi buna bakıp ooo güzel zengin memleketmişiz bak. Vatandaş dana eti yiyor diye düşünmeyin. Buradan anlayacağınız esas şey Türkiye'de dana eti çok pahalı. Onun için az tüketimi de olsa harcama içindeki ağırlığı yüksek. Tamam. Ondan sonra yine devam ediyoruz. Fik. Değil mi? Yani şimdi şeyi anlıyorsunuz. Toplam harcamanın içinde herhangi bir şeyin ağırlığının %1 olması büyük ağırlık. Tamam. Yani normalde işte mesela kabağın ağırlığı bakınız %0.5. Tamam. Karnabaharın ağırlığı o da Allah Allah. Ne acayip insanlar var ya. Kabak yediği kadar karnabahar yiyen ya da en azından bu kadar harcama yapan vatandaşlarımızla beraber olduğumuzu ben de şu anda öğrendim. Efendime diyeyim. Mesela düşük ağırlığı olan bir şeye bakalım. İyice az olan. Mayonez memleketimizde çok da teveccüh görmüyormuş harcama bakımından. Tamam. Hatırlayın. Bunlar yüzde cinsinden. Yani şu 1 olduğu zaman %1. 0.1 binde 1. Tamam. Bu harcamanın 10.000'de 1'i mayoneze gidiyormuş. Tamam. Devam edelim işte fit. Tamam. Bak alkol içecekler ve tütün. Size demin söylemiştim. Ve şaşıracaksınız. Yalan da söylememişim. Tamam. Rakıya yaptığımız harcama 1.000'de 1. Sigara yaptığımız harcama %4.5. Bu oranlar tersine dönse memleketin çok daha iyi bir yer olacağına dair inancımı buradan arz etmek isterim. Buradan devam ediyoruz. Bunlar böyle gidiyorlar. Tamam, şimdi burada size şunu göstermek istiyorum. Bakın bunlara. Çok acayip öğretici bir şey. Tamam, yani ne biçim bir yerde yaşıyoruz biz sorusunun cevabı çok büyük ölçüde burada. Tamam. Ne yapıyor ya bu ülkenin insanları? Tamam. Vallahi gelirinin %5.5'unu kiraya gömüyor ilk önce. Tamam. Onun üstüne %2.5 kadar su, 3 kadar da elektrik veriyor. Oldu gelirin %10'u zaten bu. Tamam. Ondan sonra gidiyor oradan işte. Böyle bakıyorsun ve görüyorsunuz. İşte bir takım şeyler iyice düşükler falan. Tamam mı? Burada şeyleri görebiliyorsunuz. Bunlar gerçekten yapılan ödemeler. Tamam mı? Şimdi mesela Türkiye'de ilacı çok yüksek görmezsiniz. Sağlığı genelde çok yüksek görmezsiniz. Çünkü sosyal sigorta epey bir şeyini karşılıyor bunu. Dolayısıyla cepten yaptığın ödeme hane halkının ben buna bu kadar ödeme yaptım dediği şeyin az bir kısmı. Tamam. Şuna bakın. Mesela otomobil %3, %4. Tamam. Bunlar şunu anlamak gerekiyor. Bunlar o kadar pahalı şeyler ki seyreken de alınıyor olsa öyle olduğunu biliyorsun. Aylık ortalaması yani ben 5 yılda bir araba alıyorsam tamam o zaman ayda bir arabanın 60'ta birini alıyorum. Niye 60'ta biri? 5'te 12'yi çarptım çünkü 60'ı buldum. Böyle iyi matematik. Tamam. Ayda bir aranın 60'ta birini alan bir insan için tamam mı? Arabanın 60'ta biri gelirimin %4'üne denk geliyor. Okay? Ki insanlar 5 yılda bir araba da almıyorlar bu arada. Tamam? Alright. İyi. Bunları da anlamış olduk dolayısıyla. Size umuyorum ki bir şey hevesi vermişimdir. Hani dersi geçmek için işte bana iki mal verildiği zaman buradan enflasyon hesaplayabilmem gerek bir şey. Ya gerçekten bu dünyada bir şeye tekabül ediyor. Gideyim ben ona bakayım o şeye başka bir şey. Tamam. Bunlar hakikaten çok öğretici şeyler. Mesela bakarsanız şeyi de göreceksiniz. Son birkaç yılda Türkiye'de harcama içindeki gıda ve alkolsüz içecekler payının artmakta olduğunu da göreceksiniz. Fakirleşiyoruz. Tamam. Okey. Şimdi çok hızlı bir şekilde son yapmak istediğim hokkabazlığı da yapayım. Ondan sonra da bitireyim. Bu benim beklediğimden çok daha uzun sürdü. Üçüncü şey de şu. İstihdam. Tamam. Ne yapıyor bu insanlar sorusunun cevabı. O da şurada bir yerde. Bunun için de yine tanım vereceğiz. Tamam. Burada şuradan başlıyoruz. Bir. Evet, bu soruyu herkese sormuyorsun. Tamam. Yani hani 82 milyon, 83 milyon değil sorunun muhatabı. İşte kızım var benim, 13 yaşında, ellerinizden öper. Çok meşgul, önemli bir insan. Ve fakat yani istihdam altında olması söz konusu değil diyemiyorum. Çünkü o yaşta artık söz konusu. Fakat o ahlaken de kanunen de bir suç. Çocuk işçiliği deniyor. Tamam. İnsanların çalışabilecekleri yaş... Benim sen çalıştın mı çalışmadın mı diye sorabileceğim makul yaş doğdukları anda başlamıyor. Ne zaman başlıyor? Çalışma yaşı kaç? Bunu da şeye soralım. Bir bakayım. Ecem'e soralım. Ecem baştan bir telefonuyla oynuyordu zaten. O zaman atmamıştım onu. Şimdi soru sorabiliyorum. Teslima Hanım, Ecem Hanım'ın sesini açın ki cevap verebilsinler. Evet, kendisini şu an açtım hocam. 18 diye düşündüm. Bakın işte bu. Gene
yaşadığı memleketi bilmekle ilgili önemli bir husus değerli arkadaşlar. 15. Tamam. Çalışma yaşı 15. 15 yaşında yasal olarak çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Tamam. Bu Türkiye'ye has bir şey değil. Genel ILO ölçüsü de böyle. Yani hani şey değil bu. Başka yerlerde 15 yaşındaki çocuk yahut çalıştırırlar mı canım? Biz böyle gaddarca falan değil. Tamam. Yani ILO ölçüsüyle de 15 yaşta çalışılıyor. Tamam. Peki. 15 yaş üstünü soracağız. Aslında biraz sonra tabloda göreceksiniz. Bu 15 yaş üstü kurumsal olmayan nüfus diye geçiyor. Makul bir ölçüdür. Kurumsal şu demek. Mesela işte bakayım buradan kimi bulayım. Seçkin Bey mesela bir gün askerlik yapacaklar. Vatan görevlerini ifa ederlerken kendileri çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı? İstihdam altında mısınız zorunlu askerliğinizi yaparken? Şimdi o sorunun doğru cevabı bu ne biçim soru lan? Askerlik yapıyoruz işte. Yani bunun istihdamı olma işi mi var? Tamam. Hocam şimdi, kamu görev yapmıyoruz. Ama bak işte, tapu kadastro memurluğu yaparken maaşı karşılığı gönüllü olarak yapıyorsun. Öbüründe asker kaçağı olmak riskiyle yapıyorsun. Tamam. Soruyu şöyle sorayım size. Zorunlu askerlik yapan bir insanın askerdeki istihdam durumuyla onun başındaki diyelim ki generalin askerdeki istihdam durumu aynı mı? İkisine de bakın. İkisi de asker, ikisi de istihdam altında diyebiliyor muyum? Demeli miyim? Tamam. Bu şerefe nail olmayacak olan Fatma Buse Hanım hemen orada kafa salladı öyle şey olmaz diye. Çok da haklı kendisi. Okay. Bu soru saçma bir soru. Bunu daha iyi bir şekilde şey de sorabilirim. Tamam. Allah korusun hapistesiniz. Ya da yine Allah korusun hastanede yatıyorsunuz. Tamam. İstihdam altında olmak olmamak sizin için makul bir tanım mı? Kurumsal nüfus bu. Bu soruyu sormaman gereken kurumlarda olan insanlar. Hastane kurumu bir tanesi. Hastanede yatıyorsan eğer, abicim sen çalıştın mı çalışmadın mı falan diye sana gelmeyeceğim. Tamam, hapisteyken ablacığım istihdam durumunuz nedir, iş arıyor musunuz falan diye bir soru yok. Tamam. Şimdi bu iki şekilde çıkıyor diye. Bir tanesi zaten makulü bu. Bir tanesi de ya ben seni orada bulamayacağım diyor TÜİK. Dolayısıyla hastane, hapishane, kışlayla beraber yurtlarda aslında, yurtta kalan insanlar da kurumsal nüfus ve dışındalar. Tamam. O da TÜİK'in şey deme yolu. Senin yurduna ankötör yollayıp seni orada yakalayıp soruyu soramadığım için soruyu sorabileceğim insanlar grubundan olduğu gibi çıkartıyorum. Tamam. Kurumsal olmayan 15 yaş üstü nüfusa bakıyoruz dolayısıyla. Bu Türkiye için askerlik nedeniyle özellikle çok önemli. Çünkü bizde biliyorsunuz, affedersiniz, hayvan gibi bir asker nüfusu var. Tamam. Haldır 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 devam eden bir zorunlu askerlik olduğu için bir dünya insan bu gruptan çıkıyorlar. Ve yani o insanları nasıl kategorize ettiğimiz önemli. Çünkü istihdam altındalar desek birdenbire böyle lök diye iş gücü de artıyor. Çalışan insan sayısı da artıyor. İstihdam oranı da artıyor. İşsizlik oranı da düşüyor. Tamam. Değiller desen gene düşüyor. Tamam. Ama doğrusu hakikaten soruyu sormamak. Okay. Benzer şekilde biliyorsunuz utanç verici bir şekilde işte Avrupa'daki en yüksek hapishane nüfusu olan ülkeyiz de biz. Tamam. O da çok fark ettiriyor. Peki. Şimdi şeyi indirdik. Nüfusa bakmıyoruz artık. 15 yaş üstü kurumsal olmayan nüfusa bakıyoruz. Bu insanlar istihdam altında olabilirler ya da olmayabilirler, işsiz de olabilirler. Tamam? Fatma Buse Hanım bu sefer yanlış şekilde kafa sallıyor. Çünkü bu söylediğim tamam değil. İnsanlar ya istihdam altında ya işsiz olmak zorunda değiller. Bir üçüncü kategori daha var. Tamam? Bu hakikaten önemli bir iş. Çünkü hani günlük hayatta kullanılan bir takım kelimeler İktisatta terminoloji olarak çok dar, kesin tanımları var. Ve o ikisi birbirinin yerine kullanılmaya başladığı zaman işler cozutuyor. Yani işte hani sabahtan akşama ayağımı uzatıyorum, işte fiskimi içiyorum, televizyona bakıyorum, bana da bakıp işsiz güçsüz herif diyorlar. Tamam, işsiz miyim gerçekten? O kadar belli değil, işsizin bir tanımı var. Tamam, şimdi işliğinin, istihdam altındakinin tanımı dahi trivial değil. Çünkü size şunu sorayım mesela. Babanızın tarlasında çalışıyorsunuz. Ne maaş var ne bir şey var. Tamam. Yani çalışmazsan sopa yiyeceksin zaten. İstihdam altında mısınız? Adınız ücretsiz aile işçisi. Tamam. Türkiye'de istihdam diye gördüğümüz sayı bunu kapsıyor. Her yerde kapsıyor. Okay. Şunları anlamak çok önemli. İstihdam, işsizlik, İş gücü durumu beyana bağlı şeyler. Tamam? Yani bana bakıp çalıştın mı diye soruyorsunuz.
Evet diyorsam eğer istihdam altındayım. Tamam. Bunları tabii yani trivialize ederek söylüyorum biraz ama hayır diyorsam dedim. Siz arkasından bakıp bana nasıl hayır diyorsun lan sen bilmem ne yapmışsın orada tabii ki çalışmışsın falan diyemiyorsunuz. Tamam. Karar bende. Şimdi çalışan çalıştım diyen istihdam altında. Çalışmadım diyene arkasından soracağınız bir tane daha soru var. Şimdi şu soru önemli oluyor. Ayaklarımı uzatıyorum. Bana piyango çıktı. Çalışmıyorum. Çalışmayacağım. Ne yapacaksın? Tamam. İşsiz miyim? Halimden ne kadar memnun olduğuma dikkatinizi çekmek isterim. Ödev vermek yok, sınav vermek yok. Hani dersi kendilerine eziyet olsun diye yaptığımızı zanneden öğrencilerle uğraşmak yok. Değil mi? Ne güzel, ne güzel. Yatıyorum ben şimdi. Öğrencilerimi seviyorum gerçekten. Şimdi şunu anlıyorsunuz. Bana bakıp çoluk çocuk aç, geçinemiyoruz, ne yapacağımı bilmiyorum. Bir iş bulmazsam sorumuz felaket falan diyen insanla beni bir tutmamak gerektiğini görüyorsunuz. Tamam. Ben çalışmak istemiyorum zaten. O isteme meselesi önemli. Tamam. İşsizliğin tanımında o var. İşsiz olmak için iki şey gerekiyor. Bir, çalışmıyor olmak. İki, iş arıyor olmak. Tamam. Bu gene beyana bağlı. Yani iş ve işçi bulma kurumuna başvurmadı, sen işsiz değilsin demiyor kimse sana. Ama size soruyorlar, çalıştın mı? Hayır. İş aradın mı? Hayır. İşsiz değilsin artık. Tamam. İş aramakla işsiz olmuyor. Peki çalışmadıysam, iş de aramadıysam ne oldum ben? İş gücünün dışındasınız. Tamam. İş gücü çalışan insanlar ve iş arayan insanların toplamı. Çalışmayıp iş arayan. İşsizlik oranı, işsizlerin iş gücüne oranı. Şimdi Türkiye'de biz işsizlik oranından bahsediyoruz. Biliyorsunuz işte bunun %13'lerde olduğunu şu anda. Ki çok yüksektir. Tamam. Ama diğer ucundan pek bahsetmiyoruz. Yani o %13 işsiz var ya, kaç kişiye tekabül ediyor? İşte bunu sorduğum zaman insanlar genelde böyle işte hani 10 milyon filan, işte nüfus 80 küsur olsa %13 kafadan çarptığım zaman 11 milyon. Tamam. Değil. Değil. Tamam. Tabii değil. Gördüğünüz zaman da şaşıracaksınız. Bir iş gücünün dışında olanlar var. O iş gücünün dışında olanlar da grup. Bunun anketi güzel bir anket hakikaten. Aşağı yukarı şöyle bir şey. Size geliyorlar diyorlar ki Sayın Elif Çanga çalıştınız mı? Tamam. Şimdi bayanlara sorulmuyor ama buraya geldiyseniz 15 yaşın üstünde olduğunuzu varsayacağız. Dolayısıyla çalışabilir yaştaki nüfusun içindesiniz. Size bu soruyu sorabiliyorum. Tamam. Çalıştınız mı? Evet şu an çalışıyorum. Tamam. Okey. Siz sistem altındasınız. Tamam. Öğrenci misiniz? Evet. Evet. Peki öğrenciyim çalışmadım diye de cevap verebilir miydiniz? Verebilirdim. Öğrenci olmak çalışmanızı engel mi? Değil bence. Değil. Peki öğrenci ve işsiz de olabilir miydiniz? Yani bilmiyorum. Olabilirdim galiba aynen. Tabii olabilirdiniz. Tabii çünkü soruyu şöyle soracağım size. Yaş kaç? Tamam siz de dediniz ki 16. Tamam eyvallah. Çalıştınız mı? Hayır. İş aradınız mı? Evet. Çok işsiz. Bitti. Tamam. Aramadım dediniz. Okay. Arkasından şunu soracağım. Zannettiğiniz soruyu sormayacağım. Tamam, niye aramadınız diye soracağım. Önce şunu soracağım. İş aramamış olmanıza rağmen iş sizi bulsa kabul eder misiniz diye soracağım. Tamam. Şimdi ben bu soruyu ilk gördüğüm zaman ankette şey diye düşünmüştüm. Yani ne saçma ya. Kabul edecek olan zaten arar diye düşünmüştüm. Benim ne kadar salak olduğumu rakamları görünce hep beraber idrak edeceğiz. Tamam. Milyonlarca kişi bu soruya evet diye cevap veriyor. Milyonlarca kişi. İş aramadım ama iş beni bulsa kabul ederim. Tamam. Şimdi o insanlara benim sormak istediğim soruyu Allah razı olsun TÜİK'te soruyor. Lan niye aramadın işi o zaman diye. Tamam. Bunların bir kısmı aradım bulamadım ve pes ettim. İş bulmaya ümidim kalmadı benim artık diye cevap veriyor. Bu gene uluslararası kitaplarda da yeri vardır değerli arkadaşlar. Discourage Worker diye geçer. İngilizcesi de terminoloji olarak aslında böyle olmakla beraber yanlıştır. Türkçede de caymış işçi diye geçer. Tamam. Her ikisi de arızalı çünkü işçi olmak için çalışıyor olmak lazım. Caymış işçi diye bir şey iş gücünün dışında olamaz. Ve fakat terim bu. Tamam. Başka insanlar da başka cevaplar veriyorlar. Yine şunu hatırlayın. Ne cevap veriyorsanız osunuz. Tamam. Ben size bakıp şey demiyorum. Yok yok yok. Sen emekliye benziyorsun. Onun içindir seninki falan demiyorum. Tamam. Emekli olup işsiz olabilir misiniz? Tabii. Tamam. Şimdi çünkü iş böyle gidiyor işte. Çalıştın mı? Evet. Eyvallah. İstihdam altında. Hayır. İş aradım. Evet. Okey. İşsiz. Tamam. Hayır. İş gücünün dışında. İş seni bulsa kabul eder misin? Evet. Niye lan? Tamam. İşte caydığım için
caymış. Başka cevap da verebilirsiniz. Tamam? Şunu da diyebilirsiniz. Şimdi burada işte bir sürü acayip süper soru ortaya çıkıyor. Size şey tavsiye edeyim. Bir toplantınıza Betan'dan Gökçe Uysal Hoca'yı çağırın. Gökçe Hoca bunların hakikaten içinin dışını çok iyi bilen insan. Tamam? Ve bu Türkiye'deki işte hani işte kadınların iş gücüne katılımı, işte bit binlerine falan şeylerinde, tamam ya tamam doğru. Kültürel bir şey var, işte patriarkadan gelen bir şeyler var filan. Ama bir takım da şu tür cevaplar çıkıyor ortaya. İş aramak için üstüme giyecek esbabım yok. Tamam. İş bulsam, akşam vakti işten dönmem gerekir. Sokak aydınlatması yok, korkarım. Toplu taşıma çok kalabalık, taciz edilmekten korkarım. Tamam. Şimdi bunları anlamadan, öyle karnından konuşarak iktisat politikası olarak ürettiğiniz her politika suratınıza patlamaya mahkum. Dolayısıyla bu ankette de gördüğümüz şeyler, insanlar şu cevapları veriyorlar. Çalıştım, istihdam altındayım. Ücretli, ücretsiz, bilmem ne, alayı, sigortalı, sigortasız, hepsi orada. Tamam. İşsizim, okey, iş aradım çünkü. İş aramadım, iş gücünün dışındayım ama iş benim olsa kabul edeceğim, tamam. Ya da hayır, iş benim olsa gene kabul etmeyeceğim. Niye lan? Tamam, niye öyle? Tamam, şimdi buna şu cevaplar veriliyor. Öğrenci olduğum için. Gayet muteber, değil mi? Yani bir sürü lise öğrencisi 15 yaşın üstünde ve bu insanlar diyorlar ki ya ben öğrenciyim, onun için iş aramıyorum. Tamam, peki. Ki buna üzülmüyoruz da. Yani bu insanlara yani bir, öğrencilik genel olarak iyi bir şey. İki, tamamen böyle öküz iktisatçı bakışıyla bakacaksak da ya beşeri sermayeni arttırıyorsun. İşte Türk Milli Eğitimi'nde ne kadar oluyorsa. Tamam, yarın öbür gün çalıştığın zaman katma değerin daha yüksek olacak. O da eyvallah. Tamam. Öbürü, başka bir cevap, ev işleriyle meşgul olduğum için. Başka bir cevap, emekli olduğum için. Başka bir cevap, çalışamaz halde olduğum için. Başka bir cevap, diğer. Diğer her zaman olmak zorunda. Çünkü acayip acayip cevaplar verebiliyoruz. Tamam. Şimdi bakalım. Nüfus ve demokrasi, hayır işte tam işsizlik ve ücret altında. Siz hala görüyorsunuz benim ekranımı değil mi? Okey. Şimdi bakacağız buraya. Ve buradan da iş gücü istatistiklerine gideceğiz. Bunun kendisi çok enteresan değil. Tamam, şuradan bakalım. Bunlar böyle 3 aylık ölçülüyordu. Sonra aylık ölçülmeye başlandı. Falan falan. Şuna bakalım. Bunlar yıllık olan rakamlar. Nüfusun iş gücü durumu. Tamam, ilk bakacağımız iş bu. Ve burada sonuna gelmiş durumdayız. Ondan sonra da yakınızdan düşeceğim. Okey. Şunu merak ediyorduk. Bak 2020 yılı için, tamam. 15 ve yukarı yaştaki nüfus, bu kurumsal olmayandır diye varsayıyorum. Tahmin ederim başka bir yerlerde yazıyordur. 62,5 milyon kişi. Tamam. Genç nüfus dediğin şey bu. 20 milyon kişi, tamam, nüfusunun dörtte biri 15 yaşının altını alma dediğin anda cort diye çıkıyor zaten hesaptan. Tamam. Okey. Bunun ne kadarı iş gücünde? Çat! Yarıdan azı. Tamam. Kaç kişi çalışıyor? Arkadaşlar, Türkiye'deki esas trajik sayı bu. Tamam. 26 milyon kişi. Şimdi buna bakıp şey diyebilirsin. İşte Covid oldu, bilmem ne oldu, pandemi geldi, işte köpeğim ödevimi yedi falan filan. Ya arkadaş, 2019'a bak. 28 milyon kişi. Tamam. Türkiye'de toplam çalışan insan sayısı, daha şuradan bakalım. Bu tepesidir. 2018'deki de, kurum lap diye düşüşü bilmem nesi falan da olmadan önce. Tamam. En iyi zamanla Türkiye'de en fazla 29 milyon kişi çalışmış. Kayıt dışı çalışan, kayıt işi çalışan, ücreti karşılığı çalışan, kendi hesabına çalışan, tamam, ücretsiz aile işçisi olan, ben çalıştım, üretim faaliyetinde dahildim diyen insan sayısı bu. Şimdi şunu öğrendiğiniz zaman memlekete ilişkin başka merak edecek çok az şey kalıyor birdenbire zaten. 82 milyon nüfus, 30 milyon kişi bunların her ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Neye benziyor? Aha, yaşadığınız ülkeye benziyor. Tamam. İşsiz sayısı kaç peki? Bak buradan 4 milyon. Tamam. Şimdi şunu hemen görmeniz lazım. Nüfusu 83 milyon olan bir ülkede 4 milyon kişinin işsiz olması fazla değil. İşsizlik büyük bir yıkım, korkunç bir şey. İşsiz olan insan için büyük bir hem sosyal olarak hem iktisadi olarak eziyet. Tamam. Fakat hani işte makro iktisatçının baktığı gibi makro bakıyorsanız eğer, 82 milyon kişi de 4 milyon kişi işsiz. Okey ya, yani 82 milyon kişinin o 4 milyonu idare edebilmesi gerekiyor. Tamam. Ama mesele o değil. Mesele 26 milyonda. 26 milyon 82 milyon kişi idare etmeye çalışıyorsa, abicim olmuyor işte ya, bu kadar oluyor. Şunu görün. Size Türkiye'de çalışan insan sayısı 26 milyon demek yerine Türkiye'de çalışan insan sayısı 30 milyon demiş olsaydım, "Aa şimdi oldu, çok rahatız biz falan" diyecek miydiniz? Aynı, tamam? Ama aradaki fark da şu.
işsiz olan insanların avacı iş bulsa, hepsi çalışıyor olsa, tamam, iş gücünün toplamı çalışıyor olsa, bak Türkiye'de iş gücü hiçbir zaman 32,5 milyon kişiden fazla olmamış. İşsizliği sıfıra indirsen, iş arayan herkes iş buldu olsa, bu da 2018'deki iş gücüyle olsa, size bakacağım diyeceğim ki Türkiye'de 32 milyon kişi çalışıyor. Abi 50 milyon kişi ne yapıyor ya? Güzel soru oldu değil mi bu? 50 milyon kişi ne yapıyor? O 50 milyonun 20 milyonu 15 yaş altı kurumsal. Tamam? Dolayısıyla onlar işte hani güle güle büyüsünler. İşte terhis olsunlar, ne yapacaklarsa yapsınlar. Ama şu bu değil. Neresi o? İş gücüne dahil olmuyor. Bu. Tamam? Şu anda burada çalışan 26 milyon 800 bin kişi iş gücüne dahil olmayan, tamam, 15 yaş üstü kurumsal değil. Çalışmıyor. İş dahi aramıyor. 32 milyon kişi var. Ne yapıyorlar bu insanlar? Hemen bakalım. Allah'tan bizim merak ettiğimiz gibi TÜİK de merak ediyor bunu. Dolayısıyla şurada şöyle bir başlık görüyoruz. İş gücüne dahil olmama nedenleri. Sormuşlar. Niçin iş aramıyorsunuz? Evladım, adamın asabını bozmayın. Tamam. Excel'in eşref saati gelince açılacak şimdi o. Aha görelim. Bak. Ama bunu istemiyordum. Bana müsaade edin bir saniye. Bunun bir kadın erkek kırılımı olan da bir şeysi var. Şuralarda bir yerde. Şu. Buradan görelim. Bu sanırım ay ay çıkacak ve 2020'nin Kasım'ına kadar falan göreceğiz bunu ama idare edin beni. Ortaya. Dönk. Kusuruma bakmayınız değerli arkadaşlar. TÜİK'in web sayfası iyi olmamakla beraber bu benim ezberden bilmem gereken bir şey. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bu da değil, bu da değil. Şuradan bakalım. Başıma geleceği bildiğim için gündüz baktım da ama işte akıl bu kadarını yetti. Tamam, mutluyuz. Okey. Bakıyoruz buraya. Yıllık 2020 diye gördüğümüz şey buydu. Tamam. Hatırlayın 31 milyon 700 bin kişi iş gücünün dışında. Niye böyle diye bakıyoruz. Tamam. Bu diyor ki bak şu toplam, şu ikisinin toplamı, tamam, yani yaklaşık 4 milyon kişi demiş ki iş aramayıp, iş aramıyoruz ama çalışmaya hazırız. İşte bu. İş sizi bulsa kabul eder misiniz? Evet diyenler bunlar. Tamam. Bunların 1 milyon 300 bin demiş ki ya ben aradım iş bulamadım onun için pes ettim. Tamam. Bunu iyi anlıyoruz. Bu diğerin şurada patlamış olduğunu görebiliyorsunuz. Şuradan geri gidersek eğer bak burada 2 milyon 850 bin kişi var. Tamam. 2020'nin ocağına bakarsak eğer, COVID öncesine bakarsak 1 milyon 800 bin olduğunu göreceksiniz. 1 milyon kişi eklenmiş buraya. Tamam. Bu 1 milyon çok anlaşılır nedenlerle ekleniyor. Yani mesela aşçısınız. Tamam. Pandemi nedeniyle lokanta kapandı. Ve siz de biliyorsunuz yani ben aşçı olarak sadece benimki kapanmadı. Hepsi kapandı bunların. Tamam. Dolayısıyla hani birisi bana biz aşçı arıyorduk gel dese canıma minnet ama ben gidip iş aramayacağım çünkü yok öyle bir iş. Tamam. Bu o. Şuradaki 1 milyon. Tamam. Bunu ben söylemiş olsam da düşünürdünüz böyle akşam yattığınız zaman. Aa mevsimli çalışanlar 107 bin kişi. Tamam mı? O kadar değil. Yani Türkiye'de mesleği Ramazan davulcusu olan insan yok aslında. Ramazan'da da davulculuk yapan insan var. Tamam. Okay. Şimdi şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Boğaziçi öğrencileri bunu hemen anlayacaklar. Bilkent öğrencileri de anlayacaklar. Diğerleri de bakalım ne kadarlık milli eğitimde İngilizce öğrencilerse anlayacaklar. Bunun Türkçesinde ev işleriyle meşgul yazıyor. Ki ev işleriyle meşgul olmak cinsiyet belirtir bir şey değil. İngilizcesine household diye housewife yazmışlar. Bunu Türkçe'ye çevirirsek ev kadını demektir. Pek yanlış anlaşılabilecek bir şey yok orada. Ben buna ilk baktığım zaman demiştim ki çevirmeye becerememişler. Şimdi kim gülecek beraber göreceğiz bunu. Tamam. Şurada işte birçoğunuz varsınız değil mi? 4,5 milyon kişi demiş ki çalışmıyorum, iş de aramıyorum, iş benim olsun onu da istemiyorum. Çünkü ben öğrenciyim, tamam mı? Eyvallah saygılar, öğrenciliğinizi iyi yapın, tamam. Bir o kadar insan da demiş ki hatta daha fazlası, hayır çünkü ben emekliyim. Şimdi burada şunu düşünürsünüz. La hani bizim genç nüfusumuz vardı. Nasıl öğrenci olduğu için iş gücünde olmayan insan sayısı kadar, emekli olduğu için iş gücünde olmayan insan sayısı olabiliyor. Ya. Onun iki tane cevabı var. Bir tanesi, can bunun içindeki o küçük küçük öğrenciler yoklar burada. Bu sadece 15 yaş üstüne soruluyor. Bir, tamam. İki, cennet vatanımızın emeklisi de gençtir zaten. Siz emekliyi böyle hani dedeleriniz gibi düşünmeyin.
Süleyman Demirel sağ olsun, bir noktada kadınlar 37 yaşında, erkekler 43 yaşında emekli olabiliyorlar ve patır patır oldular. Siz de hala o insanların emekli maaşlarını ödüyorsunuz. Tamam. Şimdi şu çok iyi bilmek gereken bir sayı. Yani burada esas hani büyük önemi olan iki tane sayı var. Tamam. Bir tanesi şu, ev işleriyle meşgul. 10 milyon kişi, oha. Tamam, yani şimdi bak, Türkiye'de işsizlik büyük mesele, bir diye konuşurken lan 4 milyon kişiden bahsediyorsun. Burada 10 milyon ev kadını var. Ya da yok, ev işleriyle meşgul kişi var. Tamam. Yani biri eğer mesele ise diğeri de mesele mi? Şunu düşünürüz değerli arkadaşlar. İşsizliğin mesele olduğunu biliyorum. Çünkü işsiz, lan ben işi arıyorum, işsiz olmak istemiyorum diyor. Onun için mesele. Dolayısıyla ben de gönül rahatlığı benim için de mesele diyebiliyorum. Ev işleriyle meşgullük, ev işleriyle meşgul olan insanlar için mesele mi? Bu insanları ev işleriyle meşgul olmaktan çıkartıp önce işsiz, sonra işsizden altına almak için bir çaba göstermeli miyiz? Yoksa onlar ben böyle yaşıyorum, mutluyum, ulan sana ne mi diyorlar? Eğer böyle diyorlarsa kendi hayatları yanlış anladıkları için mi diyorlar? Onlara hayatlarını doğru anlatmak bizim vazifemiz midir? Tamam. Hani işte Platon'un mağarasına kadar gideceğiniz güzel bir düşünce silsilesi buradan çıkar ve düşünmeniz gereken bir husus. Ama gerçekten düşünmeniz gereken bir husus. Çünkü yani ben derste bunu ev kadınının sorununu nasıl çözeceğim diye soruyorum. Öğrencilerden bin türlü fikir çıkıyor. Tamam. Ya arkadaşım, sana ev kadını olma demekle sana kızla erkekle bir evde oturmayın demek arasında hiçbir fark yok. Eğer sen ben bunu seçtim böyle yaşıyorum diyorsan ben kimim ulan gelip sana ev kadını olma diye bir şeyler yapacak. Öte yandan şunu düşünmen gerekiyor. Ya belki buradan ortaya çıkan bir dışsallık var. Belki tamam, şimdi eğer şuysa hayat kolay. Ya ben ev kadını olmak istemiyorum ama şu nedenlerle mecbur kaldım buna. Ha tamam, okey. Sen istemiyorsan sana bunu yaptırmayacak bir şeyler düşünelim. Tamam. Ama karşınızdaki size şu cevabı veriyorsa, ki Türkiye'de milyonlarca kadın veriyordu o cevabı. Ya ben kadın, benim fıt fıtım ev kadını olmak. Tamam. Kafanı taşlara vurabilirsin ama ne yapmak istiyorsun bu konuda? Bir şey yapamazsınız demiyorum. Ama bunun gerçekten, çünkü bu diyor ki benim tercihim bu diyor karşınızdaki insan. İnsanların tercihleriyle elleşmek bizim işimiz mi? Bunu düşünmeden iş yaptığınız zaman şu anda şikayet ettiğiniz hükümetten zerrece farkınız kalmıyor. Ama ne yaptığınızı çok iyi bilerek yapmak lazım. Bütün politikayı, özellikle iktisat politikası. Ama o 10 milyon rakamı tabii böyle bir acayip trajik bir rakam. Tamam. Öbür tarafta bir de çalışamaz halde olan var. Şimdi bu soru benim istediğim iyilikte sorulmuyor. Ben bu anketi genelde beğeniyorum. Ama bunun içinde tabii benim bilmek istediğim şey şu. Bu insanların hangileri yaş nedeniyle, tamam mı? Evladım 102 yaşındayım, düş lan artık yakandan diyor bana. Tamam. Hangileri görmüyor musun lan, kolum da yok, bacağım da yok, ne çalışacağım diyor. Öte yandan Allah'tan Türkiye'deki demografiyi biliyoruz. Ve o demografi bize diyor ki Türkiye'de çalışamaz halde olacak kadar yaşlı insan sayısı çok az. Bu insanların hemen hepsi engel nedeniyle, zihinsel ya da fiziksel engel nedeniyle çalışamaz haldeler. Ama o da bana diyor ki, şimdi müsaade edin buna hepsi demiş olayım ben, bunun doğru olmadığını bilerek. Gördüğünüz her iki ev kadını için bir de engelli insan görüyor olmanız lazım ortalıkta. Görüyor musunuz? Görmüyorsunuz bile. Memleketimiz engelli olmak için inanılmaz zor bir memleket. Türkiye'nin her neresinde yaşıyorsanız çıkıp sokakta yürüdüğünüz zaman siz de fark ediyorsunuz. Lan bu kaldırımda genç halimde ben yürüyemiyorum. Tamam. Halbuki çalışmanın birinci koşulu işe gidebiliyor olmak. Dolayısıyla doğrudan iş gücünden dışladığınız bir 5 milyon kişi de orada var. Tamam. Şurada da bir 2 milyon 800 bin kişi var. Bunlar da böyle şey cevap, işte piyango çıktı. İşte ya bizim hanım çalışıyor Allah'a şükür zengin. Bak ev işleriyle de meşgul değilim. Tamam. Yemeği aşçı yapıyor, temizliği işte şey yapıyor, işte atlara seyis bakıyor, parayı da hanım kazanıyor, ben de oturuyorum. Tamam. Diğer. Yahut işte ya bohem hayatı yaşıyorum. Köprü altında karton kutuda oturuyorum. Efendim bohem hayatı yaşamak için köprü altında karton kutu oturmak gerekmiyor bu arada ama. Yani farz edeyim ki bunu seçtim. Kime ne lan, git başımdan diyebiliyorum. O da diğer. Tamam. Şimdi buradaki güzel soru şu. Bunu da şeye soralım. Sayın kime sorsak bunu ya? Şöyle. Sayın Esen Cimilli'ye soralım misal. Tamam. Yok dur, daha güzeli varmış. Burada ismi bana soru soru olan bir şahıs var. Önce ona soralım. Hazırlanmıştım hocam.
Hazırsanız size soralım. Okey. Ne soracağımı biliyor musunuz? Hayır. Tamam, okey. Sevdim sizi. Hemen soruyorum. Şu emişlerle meşgul 10 milyon 300 bin kişi var ya. Evet. Kaçı kadın, kaçı erkek? Yüzde de verebilirsiniz. Ağırlıklı kadındır. Ağırlıklı kadındır değil mi? Güzel, eyvallah. Tamam. Ne kadar ağırlıklı? İndir elini, indir. Ne kadar ağırlıklı diye soruyoruz aslında. Tamam mı? Bana soru sorduk bunu. Ne kadar ağırlıklı olabilir? Mesela şey mi ya? Şu kadar ağır mıdır? Böyle %80 kadın, %20 erkek falan mıdır? Yoksa böyle işte 51-49 mu? Bence 65 kadın. 65-35 diyorsunuz. Bak evet. 35 demek aşağı yukarı 3,5 milyon ev işleriyle meşgul olduğu için iş gücüne dahil olmayan erkek var demek. O 3,5 milyondan kaçını siz tanıyorsunuz? 80'e çıkardım. 80 olsa yine bir 2 milyon gerekecek size. Memleket nere? Hocam Elazığlı'yı. Elazığ'da kaç kişi var böyle erkek? Hani anketöre ev işleriyle meşgul olduğum için ben... 99'a çıkarıyorum. Aha. Şimdi arkadaşlar yaşadığınız memlekete ilişkin bir şey öğreneceksiniz. Tamam. Bunu şuradan çekebilirsem eğer. Bakalım erkek tarafı bu. Tamam. Bu soruya... Aha, kaçmış? Bana soru sor. Kaçmış? Sıfır. Teşekkür ederim. Ya demek ki neymiş? Housewife. Kim gülüyor? Ya. Şimdi bak bu iktisat öğrencileri için özellikle acıklı bir an. Çünkü eğer benim elime düşmediyseniz siz bu tanımların hepsini biliyorsunuz fakat şu rakamı ilk defa gördünüz. Tamam. Ve böyle bir işte kavramsal zevk almak için iktisat okumaya benim çok saygım var. Fakat bir zahmet içinde yaşadığınız ülkeyi bilin. O öğrendiğiniz şeyler bir şeye yarasın. Şu memlekette 10 milyon 300 bin kişi ev işleriyle meşgul olduğu için iş gücünün dışında 10 milyon 300 bin kadın. Bu akıl alır bir şey değil. Bunun bir kısmı tabii hani bunu yapan erkek olmadığından değil. Kapıya gelen anketöre ben ev işleriyle meşgul olduğum için iş aramıyorum diyecek adam olmadığı için. Ha, burada adamı sanırım doğru cinsiyetçi şeysinde kullanmış oldum. Hasılı değerli arkadaşlar. Yaşadığımız memleket böyle bir memleket. İktisada giriş dersi de bize bunları anlama araç gereceğini verdiği için bir şeye yarıyor. Benim dersim burada bitti. Uzun sürdü. Gene de eğer sizler baymadıysanız bir 10-15 dakika soru cevaptan büyük memnuniyet duyarım. Bunu da kapatalım. Bir araya gelelim tekrar.